Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah istifade ve istifaza ettirmeyi nasip eylesin. Bu anlatılan ve ortaya konulan yemeğin akıl midesine, kalp midesine, ruh midesine hazmettirmeyi nasip eylesin. Yani hakikat, hakikate dönüşmesini nasip eylesin. Şimdi ben ısırma adına dediğimiz ama gayem şu arkadaşlar, ısırma diye çaktırmadan çaktığımız şu. Eğer tabirlerin içerisini dolduramazsak, mektubatta geçtiği gibi Kur'an'a karşı ülfet oluyorsa, ülfet alışkanlık, sıradanlık ve sen al onu, sen buna meşgul. Kur'an'a karşı ülfet oluyorsa, alışkanlık oluyorsa, sıradanlık oluyorsa, ona karşı tamam heyecan duymuyorsak bu ülfettir. Kur'an'a karşı oluyorsa Risale-i Nur'a, eşine, aşına, işine ve kendine hadi hadi olur. Bu ülfeti hani dualarımızda öyle, ya Rabbi ülfetimi kaldır, ünsiyetimi çoğalt. Tamam. Bu da nasıl olur? Harun burada mı Harun? Harun nerede? Öyle soralım. O zaman bu sözü dinlesin. Bu onunla alakalı şu anda söyleyeceğim. Anne babasından doğan beşerdir. Kendisi kendisinden doğarsa insandır. Dün akşamki. Anne babasında her doğan beşerdir. Kendisinden doğan insandır. İnsan olacaktır. Anne babasından doğan insanın taallümle tekemmül etmesi bu bilgidir. Bilgi adrestir. Yoldur, yöntemdir, yordamdır. İlim ise o yolda yürümektir, ona dönüşmektir, o olmaktır. İlim bilmek değildir. Bilmenin eylemsel halidir. Ki Vesvese Risalesi'nde ilim onu tard eder diyor. Yani bilginin eylemsel dönüşmüş hali. Vesvese Risalesi'ni okuduğumuz halde, ezberlediğimiz halde, vesveseden kurtulamayışımızın bilgi, malumat, düşünceler, bilgi, malumat, düşünceler ve zanlarımızda olduğumuzu ilme dönüşmediğinden kaynaklanıyor. Onun için şimdi mukaddemede şunla başlamak istiyorum. Bilmeyi bilmek ne demektir? Yani bilmeyi, yani bir talep ediyoruz ama bilmeyi de bilmek gerekiyor. Yani şefkatla fıtraten bil kuvvet derc edilmiştir. Ama öğrenilmesi gerekendir. Muhabbet, aşk, lezzet, memnuniyet, iftihar, vefa hepsi bil kuvvet insanın fıtratında vardır. Fakat öğrenilip inkişaf ve inbisat uyandırılması gerekiyor. Yani dışarıdan alınanlar bilgidir, sende uyananlar ilimdir. Şimdi okuyorum. Bilmeyi bilmek, yani bir bilmek, bilmek istiyoruz ama onu bilmen lazım. Ne demek şu? Benim üzerinde paltoyu düşünün. Paltoyu çıkart. Kazak çıkart. Gömlek, atlet, vücut, hayat, akıl, vicdan, kalp, sırayla gidiyorum. Ruh çıkart. Bilmeyi bilmek, soyutlamakla. Yani soyunmakla sen üzerine örtenlerden sıyrılarak bilinebilir bilmek. Bilmek bu soyutlama sürecinin sendeki bilgilerdir. Bilmeyi bilmek ise yöntemdir. Yani üzerindekileri çıkartmaktır. Bu yöntem bilmek ayrıdır, bilmeyi bilmek ayrıdır. Yani yemek. Yemeğin kendisidir. İkinci yemek ise onu eylemsel halidir. Niye böyle şeyle başladım? Kardeşim bir daha. Tabirlerin içerisini dolduramasak ülfet belası bizi sarmalar.
Kur'an'a karşı ülfet oluyor da Risale-i Nur'a karşı olmaz mı? Eşine, çocuğuna karşı olmaz mı? Hatta kendine karşı olur, kendinden zevk alamaz. Tam tersi, kendisinden azap duyanlar, kendisini beğenmeyenler, kendisini nefret edenler, kendisini düşünmek istemeyenler, kendisinden kaçanlardır. Devamlı kendisine. Niçin YouTube'lar hep kendisinden kaçmaktır? Bu sözüm dışarıya değildir, meclisin içindedir. Bu sözü meclisin dışındadır demek meclisin içine atmaktır. Meclisin dışında olan meclisin içine atılamaz. Atılıyorsa meclisin içindedir. Sözü meclisin dışında. Hayır. Buraya attın. Meclisin içindedir. İnsan koşması, hariçlere meşgul olması kendisinden kaçmaktır. Kaçma. Yani bu sözler sokaktaki insanlardan bahsetmiyoruz. Onlar beşerdir. Anne babasından doğan beşerdir. Kendisinden doğan, kendisi kendisini doğurursa, yani soyunursa, soyutlanırsa, battaniyeleri çıkarırsa, peki bu ne demek? Tabirlerin içerisini doldurursa insan keyif alıyor. İşte bilmeyi bilmek, bilmek soyuttur, bilmek ise somuttur, eylemseldir. Ne yapmak gerekiyor? Onu yönteme dönüştürmek gerekiyor. Bilmekle... Tabi tabirlerin içini doldurmaktan kabirlerin içini zenginleştirmek diyebilir miyiz? Zenginleştirmek değil. Zaten içinde hepsi vardır. Biz üstünü açıyoruz. Örnek vereyim. 27. sözde iştihat bahsinde müştehitlerin iştihatları semaviyedir. Niçin? Kur'an 286 şualarda der ki her bir ayet, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayet de, her bir mana da küllidir. Her asırda efradı bulunur. Dolayısıyla Allah paket olarak, düğüm olarak bir ayet olarak gelmiş. Mesela kulu vallahi ayet. Bir ayettir, pakettir. Bunun, bu paketin adıdır. Bunun içerisinde nihayetsiz manalar vardır, mertebeler vardır. Müştehit gelir asra, yani üç şeye bakar. Kur'an'a, hadise, Kur'an ve hadise bakar. Topluma bakar. Böyle bir toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını tespit eder, onu verir. Dolayısıyla o ayet ve hadisteki içtihat etmeleri kaldırın isterseniz. Kaldırın. Kaldırın istemiyoruz. Yavaş. Tamam, kaldır. Şimdi onların içerisindeki bir manayı çıkartıyor. O zaman o zenginleştirmek demek o semaviyedir. Yani içerisinin üstünü açıyor. Tamam mı, kaldır? Kaldır. Kaldır abi. Kaldır. Heh, otur. Zenginleştirmekten kastım şu abi. Yeni mana eklemekten ziyade o manayı kazıp çıkartmak anlamı. O evet. İşte ustadımız zaten bunu emir vermiş bize, hepimize. Benim vazifem bitmiş midir diye soruyorum diyor. Diyor ki biz Risale-i Nur talebeleri, başta ben diyor, malum bedihi bilgileri nakletmek değil, vazifemiz istihraci esrardır diyor. Yani geçmişteki işte fıkıhta abdestin farzı kaçtır? Dörttür. Onları nakletmek değildir. O bedihi şeyler Risale'nin bahsetmemiştir. Piyasada olan, kitaplarda var olanlardan bahsetmez Risale. Onlar zaten bedihidir. Onlar çare olsaydı zaten Sufyaniyet çıkamazdı. Sufyaniyet Osmanlı'nın içinden çıktı. O zaman Osmanlılarda geçerli olan bir yöntem Sufyan'ın ortadan kalkmasına gücü yetmez. Niçin? Osmanlı hakim iken o yöntem hakimdi. O yöntem hakim iken Sufyan'a çıkmışsa, o yöntem Sufyan'ın çıkmasına engel olamamışsa, çıkmış bir Sufyaniyet yöntemine, o yöntem Osmanlılardaki geçerli olan geçmiş yöntem bunu ortadan kaldıramaz. Bunlardan kastım tarikattır. Çünkü Osmanlı'da devlet geleneği olmuştu, kültür olmuştu, örf anane olmuştu, tarikat. Onun içerisinde bu Sufyaniyet çıktı, bu yöntem çıktı. O zaman hiç yokken, sen hakimken gücün yetmemişse, gücün yetmeyip o çıkmışsa artık o yöntemle onu deviremezsin. O zaman Cenab-ı Hak İslam'ın işte Ortodoks Kilisesi'nin başpapası Rus, niçin İslam devamlı her senede ondan canlıdır diyor. Kendisi içi yanarak söylüyor. Çünkü diyor, biz Hristiyanlar veya Yahudilik diğer dinlerde zemine, bölgeye, kişiye kavme gelmiştir. İslam diyor evrensel yapan,
her asırdaki diyor gelişen hadiselere yöntem bulma sistemine sahiptir. Yani içtihadi ve şey diyor, her 100 senede bir müceddit gelmesi, o diyor Kur'an ve hadis dedikleri şeyden, Kur'an ve hadis dedikleri o ana kaynaktan yeni gelişen hadiselere yorumlar ve çıkarımlar yapabiliyor diyor. Onun için devamlı canlıdır diyor ve canlı olacaktır. Onun için İslam hakim olacaktır gelecekte. Çünkü diğerleri bizim diyor o bölgeye, o kavme, o millete has şeyler getirmiş. Ama yeni gelişen hadiselere verecek hiçbir şeyimiz yoktur diyor. Dolayısıyla Risale-i Nur Osmanlı'da var olan bir gelenek değildir. Süfyaniyetle beraber çıkmıştır. Risale-i Nur'u anlamak, değer vermek zamanı okumakla mümkündür. Zamanı tanımayanın, zamanı bilmeyenin Risale-i Nur'a değer veremeyecektir. 500 sene sonra, ki ben hayal anlatmıyorum, bunu konuşan zat var, zatlar var, inananlar var. 500 sene sonra Deccal geleceğine inanan adam Risale-i Nur'a değer verseydi zaten ben şaşırırdım. 500 sene sonra şey gelecekmiş, Süfyan ve Deccal gelecekmiş. Bu kafa minare boyunda bir adam bekliyor. İsa Aleyhisselam diyor sıçrayıp kılıcıyla dize kalıyor. Bu teşbih ve temsilleri hakikat sari olarak zannediyor. İşte neyse, bilmeyi bilmek. Bilmeyi bilmek ikisi farklıdır. Birisi soyuttur, bir tanesi somuttur. Soyutlanarak, soyutlayarak, sıyrılarak, soyunarak bu yöntemdir. Bilmekle, bilmenin sistemine varmak, o zaman bilgi üretmeye başlarsın, bilgi akmaya başlar sana. Öyle ustadın gayrimüteşhirde gördüm. Ben diyor bir halet-i rühyede gördüm ki, ezelden ebede doğru büyük bir nehir, artık düşünün böyle Nil gibi, Karadeniz gibi bir nehir. Bu nehir ilimdi diyor. Ezelden ebede bir an bir ana, bakın hayret edin Allah'ın ilmine. Bir an bir anına, bir önce bir sonrasına hiçbir alakası olmayacak gibi. Farklı bilgi akıyor. O nehrin her bir zerresi bir ilim. Ezelden ebede doğru böyle nehir akıyor. Tamam? Bu ilim nehriymiş. Ben diyor oradan bir diyor bir kapla, bir maşapayla alabildim. Risale'nin vücuda geldi diyor. Çok tuhaf yani. İşte bilgi öğretmek de şu. La teşbih ve la temsil. İslam'da cari olan bir kanun Risale'nde de caridir. Müştehitler esasat ve zarurat mükemat muselemat, yani sari hadis ve ayetler sabit, müştehitler asla ve muhataba ihtiyaca göre oradan istihrac-ı esrar manaları çıkarttıkları gibi her nur talebesi de Risale-i Nur'un eserleri sabit olmakla, mehaz olmakla, kaynak olmakla beraber oradan istihrac-ı esrar edeceklerdir. Kastamonu 56. sayfasında ve Barla'da da söylüyor. Bizim vazifemiz makul şeyleri nakletmek değil, istihrac-ı esrardır. Benim vazifem bitmiştir, sizin vazifeniz şerh ve izahlarla devam edecektir diyor. Yani kıvranıp duruyoruz. Zannediyor ki metinlere dokunacak. Metini dokunsa gitti yani, metin yok. Şimdi daha sonra bilgiyi kullanabilmek, bakın kütüphane olabilirsiniz, ona aldanmayın. Televizyonlar şurada burada rastlarsınız. Adam kütüphane ezberden tableti kullanmıyor, bilgisayar kullanmıyor, falan şehirde falan hadis, falan yerde falan ayet, vay be ne alim. Alimlikle alakası yok kardeşim, hafızası kuvvetli. Aklın 30 küsür tane sıfatından bir tanesi hafız, hafızadır. Hafızası kuvvetli, onu naklediyor. Nakletmek disketten, benim disketten daha fazla nakletmiyor. Onu hazmetmiş mi, ona şahit mi, tanıklık etmiş mi? Yani o alim, bakın alim eylemsel halidir. Bilgi ise yol, güzergah dedim ya, yordam, yol, yöntem, sistem, bilgidir. Ama ilim ise o yolda yürüyendir, dönüşmektir. Ona şahit olmaktır. Yoksa nakleder. Nakletmek bir şey değil, bir bakıyorsun. Oradan çıktıktan sonra şeyden, vitrinden hiç uymadığı şeyler yapılıyor. Sebebi ona şahit değildir. Papağan gibi naklediyor. Bu onlara değil, kendimizedir. Ne kadar şahitiz buna? Bilgiyi kullanabilmek de apayrı bir bilgidir veya ilimdir. Bakın, bilgi malzemedir,
onu kullandığın anda kullanma yöntemi ilimdir. Kullanabildiğin kadar alimsin. Ona dönüştüğün kadar. Bilgileri kullanamazsa gerçeklerden kopan insanın psikolojik sorunu denir. Mesela psikolojik niye sorundur? Niye sıkıntılıdır insan psikolojik? Kanuniyetinden bahsediyor. Biraz benim işim ya bu. Kişi hakikatinden kopuktur. Bilgisi vardır, ilmi yoktur. Yani eylemsel hali yoktur. Yani hakikatinden kopuktur. Ona şey yapacağım. Mesela enfusi de tarif ettim de. Hakikatinden kopuktur, yaratılış gayesine uygun davranmamak mıdır? Abi? Yaratılışına uygun davranmamak, evet de mesela insanı tanımıyor kısacası. Kendisine mana yükleyememiş mesela. Basit şeylerle yorumlamış. Dün gece birisi beni uyandırdı. Uyandır derken tam yatıyordum. Baktım çok üzgün, çok fazla. Şöyle olmuş, böyle olmuş, olmuş. Tamam. Dedim ki, falancalar kıyas. Baktım üzülmesine sebep kıyas. Falancalar şuradalar. Falancalar da buradalar. Ben de buradayım. Yani niye ben toplumda kalyanım? Yani herkesin doğruları niye farklıdır? Ve topladığı, bildiği malzemelerin neticesidir doğrular. Yani değer yargılarının bütünselliğinin sonucudur bir şeyinde o. Şimdi bir insan şeyin dediği gibi, eylemsel göstereyim, sınıfımızda arkadaş vardı. Türk Hava Yolları'nın en tepededir. Bilmiyorum emekli olmuş mu? Yanına gidebilmek için valilikten izin alıyorsun. Ben arkadaşıyım. Müracaat ettim. O da müracaat etti. Valiliğe gidiyor. Valilik 15 gün sonra bana cevap geliyor. Ona da geliyor. Bunu kabul edebilirsin. Böyle bir yerde idi. Hapisten önce benim. Onun istediğini söyleyeyim. Sınıf arkadaşım beraber okuduk. Dedi ki Hasan dedi. Kalktı masasında oturdu. İlk önce sana o kadar şaşırmıştım ki dedi. Türk Hava Yolları'na bulunmuştuk ya girdik falan. Hiç başlamadan hali. Ya diyor bir insan nasıl kafayı böyle kaptırır diyor ya. Bu kadar kariyer, bu kadar şeyleri kaybeder yani. İnsan varmak istediğine varır ama bırakır. Çünkü bizim okul o tarihlerde mezun olanlar çok azdı Türkiye'de. 40 kişi veriyor dersine mezun. Neyse. Onun için hemen alıyor. Şimdi bir şey anlatmak için söylüyorum. Sana zavallı diyordum biliyor musun? Ben hep hedeflemiştim. Bilim insanı olayım. Oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak bölümünde hoca. Aynı zamanda Türk Hayvanı'yı ama hoca. Koti'yle beraber şey yapmışlar. Tam hocaya. Ben bilim insanı olmak istedim. Sonra bazen diyor resimlere baktığım zaman seni görüyordum acırdım diyor. Meğer acınacak bizmişiz. Ne zaman anladım biliyor musun? Ne zaman çoluk çocuklar büyüdü. Ondan sonra hedef ettiğim şey vardı. Bir baktım ki aynı yerde bile değilim dedi. Talebeyken daha mutluydum diyor. Yani şu anda diyor eve gitmek istemiyorum biliyor musun dedi. Çünkü bir sürü dertler başlayacak diyor. Şurada bari devletin derdini diyor ben dışındayım. Devletin derdini ama beni almıyor. Nasıl? Devletin. Ama evdeki dertler ise diyor. Yani benim derdim diyor. Benim derdim. Dolayısıyla niye anlattım bunu? Bir şey niçin? Hani dedim ya o zat. Yani şurada, bu kariyerde, bu makamda doğru. Çünkü onun için en değerli oydu, malzemesi oydu. Bu malzemeler onu oraya götürür. Ama senin yerini değiştirmek istiyorsan, değer yargını değiştir. Yani neyle koşuyorsan. Mesela ben istediğim yerdeyim. Allah bana ikram etti. Fazlasını verdi. Şükür için söylüyorum. وَاَمَّا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَاَدِّثِ Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Ben hayal edemediğim yerdeyim. İstediğim yerde de değilim. Hayal edemediğim daha üstü. Allah bunları verdi. Yani dolayısıyla mesela ama müdürdür. Onu kıyas eylemsel için göstermek. Ama o adam en tepede dünya cihetiyle el kariyer acayip yani kapısına girmek için arabaları, özel şeyleri bilmem bir sürü şeyler debdebilir. Benim de zavallı bir arabam yok yani. Şimdi şeyin yok. Yani değer verdiğiniz, kıyas etmeyin hayatınızı, zehire çevirmeyin.
Hayatınızı başkalarına kıyas ederek hayatınızı yorumlamayın. Anlam katmayın. Başkası değilsin. Şunu demeyin asla. Ben senden olsaydım. Ben sen olsaydım. Deme. Keşke deme. Mazide yaşayanlar UNESCO'nun yaşlılık tarifinde yaşlıdır diyor. Yaşlı kimdir diyor. UNESCO'nun şeyi. Dün Perşembe gün canlı yayında da konuştuk. Yaşlı kimdir? 10 tane madde sıralamış. Bir tanesi şu. Geçmişte yaşayanlar, keşke devamlı diyenler, hayatına yenilik katamadıkları için devamlı mazide yaşadıklarından önemli olan bu 2020'de yaşamak değil. Geçmişte yaşayanlar, hangi asırdasın hala kafan aklın? 1998'de şöyle olmuştu böyle. Ha, o yaştasın. Yaşlısın sen. Yaşta odur diyor. Gelememişsin daha burada. Bilgilerini kullanamazsa gerçeklerden kopan insan psikolojik sorunu yaşar. Nefsin terbiyesiyle alakası hiç yok. Kendisiyle şahit olursa ilimdir. Kendini hariç ile tanırsa bilgidir. Kendi kendini denetleyebiliyorsa ilim sahibidir. Başkası seni denetliyorsa bilgi sahibidir. Bir başka tanımıyla başkası kalkma git gitme beni kontrol ediyorsa köledir. Kendimi kendim kontrol ediyorsam hürüm. Buna benzemese de başka yönden benzeyen şu. Hariçte denetlenip kontrol edilirsen köle olursun. Aynı şeyi kendin şey yaparsa, mesela şöyle misal vereyim. Devlet dese ki evden çıkmayacaksınız bir gün. O günkü sıkıntınızı düşünün. Kendi iradenle vallahi gittim bir şeye, çıkmıyorum ne yapayım, bir hafta kalacağım evden çıkmayayım. Hürsünüz, of be ne kadar güzel zaman geçirdim diyorsun. Lan bir hafta içeridesin çıkmadın. Ben hiç kapıdan çıkmadım 1985'te. Ulan çıkmayacağım ben dedim. Rüştü abi kızmasına rağmen çıkmadım. Hiç çıkmayacağım dedim. Ben dedim biraz kendime zaman ayıracağım. Hiçbir şey o zaman telefon yok 1985'te diyorum. 8 ay kapıdan çıkmamış. Baktım arada 8 ay. Hiç. Kapıdan dışarı çıkmamış. Şimdi eğer kendini kendinle kontrol edip denetleyebiliyorsan sen hürsün. Şimdi vahiy, buraya biraz deizme girdim. Deizm var ya böyle, Allah kabul ediyor, sistemini kabul etmiyor. Şöyle diyeyim, Avrupalı filozofların inkarcıları var ya, teistler, deizmler. Sakın bunlar dini inkar ediyor zannetmeyin. Dini inkar ediyor da senin anladığın İslam'ı değil, onların bildikleri önüne konulan Hristiyanlığı inkar ediyorlar. Tanrı. Allah var diyor, Tanrı, ha tabii Allah diyor, güzel. Tanrı, Allah diyor ki, Tanrı var diyor. Fakat diyor, sistemin hegemonyasını kabul etmiyor. Onun için Tanrı'nın yeryüzünde diyor, öyle diyor görüntüsü, halifesi, öyle şeyi yok. Bu deizm, tamam mı? Biz de diyoruz ki Türkiye'ye geldiği zaman deizm böyle, vay be adamlara bak be Allah inkar ediyor, ahkamını, işte eylemini, işte sünnet-i seniyeleri, Kur'an'ı falan inkar ediyor. Öyle vahiy mahi yok diyor. Yoktur, tabii yoktur. Onların vahiy dedikleri İncil kendileri uydurmuş. Ama Tanrı vardır diyor. Fakat sistem öyle bir sistem yoktur. Şialarda da böyledir. Şialarda da çaktırmıyorlar ama siz bilin benden bayağı araştırmıştım. Bunun hakkında 2-3 saat sitede dersim var Şialar hakkında. Çok da tehdit aldım. O zaman zaten başıma geldi. Hayda başı da musallat ettiler. Ben Aleviliği yaptıktan sonra Lozan'ı biliyordum. Alevi Şialığı yaptıktan sonraki o Şia'ydı. Hayda baş ve mahkeme veren zat. Bunu anlatmış ilk defa 6666 tane ayeti bizim bildiğimiz Kur'an'ı kabul etmiyorlar tepeler ama toplum müsait olmadığı için dünya anlatmıyorlar. Hazreti Fatıma'dan gelen 17.000 ayeti Kur'an olarak kabul ediyorlar. O onların 17.000 ayeti Kur'an dedikleri kendi uydurdukları. Hazır da piyasaya süremiyorlar. Tamam. 6666 tane bizim bildiğimiz Kur'an değildir. Bunu halifelerin uydurduğu, hatta tövbe, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi mesela bir şey diyor. Yani
Hazreti Fatıma'nın ortaya koyduğu 17 bin ayette kitaba. Bunu deşifre ettiğim zaman başıma gelmeye kalmadı. Şiaların Kur'an'ı hazır, şartlar vuku bulduğu zaman süreceklerdir. Bilin ya. Şu vahiy okuyorum, ondan sonra şey yapacağım. Vahiy sana yol açar ve seni oraya taşır. İnsana zeka hakim olunca insanı dünyevileştirir. İnsana akıl hakim olursa insanı berzahlaştırır. Şualar 121. Sen yapman gerekeni başkasından bekleme. Kim ne yaparsa yapsın, sen yalnız kabul et. Kendin istediğin için yap. Başkası için yaparım yapmam, o yapmıyorsa hayır. Sen istediğin için yap veya yapma, hiç kimse olmasın. Dershanelerden, şeylerden giderken önünüzde bir çöp gördü böyle, atlama. O bu kadar insan gelip geçti, almadı. Hayır, sen eğil al, avucuna al. Camidesin ki şeyi al. Yani başkasına endeksli yaşama, başkasına endeksli yaşarsan onun kariyeri, onun bilmem nesi, onun yazdığı katlı seni rahatsız eder. Önemli olan sen mutlu musun? Başkasına bağlı yaşama. Sen istediğin için yap. Kavramların içini dolduramadan öğrenmek, zamanla öğrenmeden nefret eder. Ya kavramların içini dolduramadan öğrenmek, öğrenme sisteminden nefret eder. Oysa öğrenmek olmak olduğundan, bir kuvvetlikten, bil fiile çıkma süreci olduğu halde lezzet alması gerekirken sıkılıyor. Mesela bil kuvve şu. Şu ağacı görüyorsunuz, kirazı. Bunun çekirdeği bil kuvve. Ağaca ne denilir? Bil fiil. İnsan ve alleme Adem'e esma külliha, kıyamete kadar varlığın sürecinde ezelden ebede kadar insan olması gereken bütün ihtimallerin cem hali bil kuvve. Ne kadar bilirse o bil fiile dönüştürür. Bil kuvveyi bil fiile. Şimdi insan bu dünyaya taallum ve tekemmül etmek için gelmiş. Öğrenerek, bak bunu kaçırmayın. Bil kuvve, yani yazılım olan o çekirdekleri inkişaf ettirmek lezzettir. Ustad söylüyor bu. Bu lezzettir. Bil kuvvelerin bil fiile dönmesi insan fıtratını takip eden lezzettir. Çekirdek ağaç olması lezzettir. Patlatıyor. Ama öğrenmek lezzet iken sıkılmasının sebebi kuru ezberlemek. Yani onu bir yer için kullanmak için ezberlemek. Eğer içini doldurursak ne olur? İnsan olmakta olması devam eder. Şu, insan nedir? Şualardan çıkarttım 218. İnsan nedir? 20 tane tarifi var. Hepsinin şu. İnsan ezelden ebede kadar olması ihtimali hep devam eder mi? Olması bitmez. Oldu. Ha budur. Bu ekmek değildir artık. Olması bitmiştir. İnsan olması bitmemiştir. Peki neyim ben şu anda? Şu anı mı söyleyeyim? Olmakta olanım. Olması bitmemiş. Her an oluyor. Yeni bir şey oluyor. Cümleyi söylüyorum. Olmakta olandır. Olmakta şu anda olandır ama olması devam ediyor. Ama ben buraya kadar geldim, buraya durdum. Olmakta olandır. Olması devam ediyor. Şimdi. Eğitim için çok önemli abi bu ya. Evet. Çünkü bugün eğitimde başarısız olmasının, yani aslında bu eğitimin olmazsa olmaz kılavuzu. İçini doldurarak öğrenme. Yani biz hep şunu baktık, dedik ki, bunun bana ne faydası var ya? Matematik öğrenme, ne faydası var? Yani matematikte işte permütasyon, kombinasyon, işte integral, türev. Bunların ne faydası var bize ya? Hep böyle dediğimiz için nefret ettik. Öyle. Nefret ettik. Enkaz var. Bu akşam rüya gördüm bunlarla alakalı. Faruk dedim ya, iki defa uyandım. Yazdım. Osmanlılarla alakalı biraz. Sen de vardın. Vardınız yani. Ama sen daha çok şeyler şey yapıyorduk. Bu talebe dedi ya. Size anlatayım arkadaşlar. Şuraya ben rüyamda bir lamba koymuşum. Şuraya. Bak, lamba koymuşum, rüyamı söylüyorum. Yani çocuklar şey yapmıyor, şuraya bir lamba, şuraya bir havuz koydum. Hepsi dima var. Tanımadığım birkaç kişi de var. Sen de çok orada girdiğin için, sonra onun için ilgimi çekmiş. Suyu çalkalandırdım, havuz var, havuz getirmişsiniz. Şu misal var,
Ruh salim canlandırıyoruz. O değil bu. Vahdet, vahdaniyet, ehad, ehadiyet, tevhid olmuş. Rüyamı anlatıyor. Doğru ve yanlış. Belki önceki derslere çatışır mı çatışmaz. Hangisiyle çatışacağım bilmiyorum. Şimdi bak. Onu anlatıyormuşum güya. Şimdi su dalgalanıyor. Diyorum ki her bir damlada güneşi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Güneşin bütün sıfatlarına sahip. Isı var, ışık var, renk var. Var değil mi? Var. Ama o güneş değildir. Ondandır. Bütün sıfatları. Peki bir nuranilik midir? Diyorum. Nurani. Ha, bu soyuttur. Maddesi değil o. Madde değildir. Bu her bir damla sudaki güneşin olması soyuttur. Ha, peki bu noktalardaki suların, parlak suların toplamını düşünün dedim. Bu nedir peki? O her bir damladaki güneşin ısı, ışık, renk, bütün nitrojen, bütün şeyler somut değil bu, böyle değil. Soyuttur. Peki o toplamına da vahidiyet. Bu ehadiyet. O zaman arkadaşlar dedim, şuraya yazayım onu. He bak. Aynı böyle. Işığı gösteriyorum ben. Bak. Ehadiyet. Vahidiyet. Soyutu somuta sen bayağı bir itiraz etmişsin. O yüzden seni görmüş. Yani çok etkilendim. Eyvah bu bittiyse. Kırmızı almış mısın Emre? Getir abi. Aferin sana. Eğer almışsan kırmızı adam gibi bir adamsın olacaksın. Bu yeni kalem mi? Ha biraz kaldı ha. Ha tamam. Çok güzel lan. Yarıyorsun lan. Şimdi cam su damladaki güneş. Bak bu çok önemli. Bu nedir? Soyuttur. Somut değil yani. Isı, ışık. Semadaki güneşin. Güneş. Soyut. Tamam mı? Bunda hiç sıkıntımız yok değil mi? Tutulan şey değil. Maddi atom değil bu. Atom değil tamam. Şimdi dedim ki bu damladaki bu damlaların toplamı biraz ince yazayım. Damlaların toplamı şu yani. Toplamından bu da soyut. Dedim. Sonra dedim ki rüya bu doğru veya yanlış. Bu soyut kavramlar için konuşuluyor. Kavramları konuşulurken. Kullanılır. Peki bu nedir? Şuraya yaparsak. Cüz-i soyutlarda kullanıyorduk ya. Yani şu. Her bir hücrede DNA var. Cüz-i. Bu bütün 200 trilyona yakın hücrenin toplam DNA'na ne deniliyor? Külli. Yani bunları şeyde kullanılır. Yazılımda, maneviyatta. Cüz ve külli ise şu. Karaciğer bir cüzdür insanın bütünce. Somut şeylerde. Karaciğer, böbrek, dalak, mide. Bunların her biri cüzdür. Bunların toplamına kül. Manevi falan yok bunda. Tamam? Şimdi o zaman bunlarda cüz-i külli soyut kullanılıyor. Peki gelelim şeye dedim. Vahdet, tevhid, şimdi oraya, vahdet neydi? 18 bin alem, zıtlar, hak, batıl, doğru, yanlış, celal, cemal, iman, küfür, zıtların zıtlarının
zıtların cemi, bütünlüğü. Zıtlar. Sistem. Sistem. Şansla alakası yok. Bu ise bu sistemin sahibi. Sahibi olur mu abi o? Arkasındaki zat. Yani zatı mı gösteriyor tevhid? Zat, tamam. Yani bizde de tevhid mesela konuşuyor. Bizde tevhid, tevhide mazhar olmak. Yani biz mi birliyoruz onu? Ha, onu ne yapıyoruz? Onu dün, geçen hafta şey yapmıştık. Mesela 18 bin alemi bizde hissiyat var, burada yazmıştım. Duygular ve hissiyatlar, sırrı tevhidle. Ha, şimdi şu, Allah'ın dışında yarattığı bütün 18 bin alem var ya, bizde duygular ve hissiyatlar olarak derc edilmiş. Yani o sistemi monta, o sistem vahdet. İnsanın monta edilmesi sır, sırrı vahdet. Şimdi bu sistemin, Allah mesela tevhid neydi? Tevhid, Allah'ın birliği desek çok şey oluyor, şey yapamıyor. Yani ikisi olmayan bir diye düşünüyoruz. Böyle sayısal bir değil, onu nasıl açacaksın diyemediğimiz, ya sayı olmayan, ikisi olmayan bir. Öyle diyeceğin, bu sistemin arkasındaki sistemin sahibi. Sen keyif veriyor. Ha, şimdi bunu monte edelim bize, demiştim. 18 bin alim bizim dışımızda, vahdet. İnsana monta edilirse sırrı vahdet olduğunu geçen hafta görmüştüm. Peki sırrı vahdet de 18 bin alem cem olmuş. Onu yöneten, onun arkasındaki sahibi kim? Vahiy ile akıl. Akıl bizde tevhid, kainatta tevhid, bizde akıl. Kainatta vahdet sistem, bizde o sistemin hissiyatlar ve duygular suretinde kaynayan memzuç nakışlar diyor. O zaman bu şeyde kullanılıyor. Sistemde kullanıldığı için soyutlarda kullanılır. Soyutlar kullanılıyor. Somut değil. Yani somut olacak. O zaman cüz, kül. Bu akşam bunu anlatıyordum. Soyut ve somut dışında bir şey denilemez mi? Cahsi çoğalt. İstediğin kıyar. Hani bir de hani zatla belirlenmiş gibi gözüküyor ya. Mesela diyelim ki tevhid bizde nedir? Akıl. Vahiye muhatap olduğu için zaten akıl. Şimdi biraz da şeye gireceğim biraz. Akılla zeki arasındaki fark çok ilginç o da. Her derste mutlaka vurguluyorum aslında. Bu akşam, bugün şey yapmak istiyordum, zekayı. Şey zihni, zihni, zeka sıfı, aklın sıfatıdır. Zihin, zihin yapayım, akıl, zihin beraber gitsin dedim. Fakat böyle biraz ısınmışız. Şunlar rüya, onda iyi oldu o rüyadaki. Böyle bir lamba, aynı şöyle yapıyordum. Projektör. Havuz, aynı ustadın dediği ya, işte ustad denizde yapmış, değil mi mektubatta? Yani değişik, ben ondan sonra denizdeki her bir damla, ehadiyet, deniz yüzü vahidiyet, ama burada zatın kendisi değil. Yani güneşin damladaki şey de nedir? Sıfattır arkadaşlar, zatla alakası yok bu ikisi. Peki, şimdi dönüyorum, hepsinin ötesinde ne var bakın? İşte rüyadaki, burayı bu kadar biliyorduk abi. Hepsinin bunun arkası şu arkadaşlar. Hepsinin ötesi Kulüvallahu ehad. İçinde ilah yok, esma yok. Kulüvallahu ehad. Şimdi heyecanlı olacak şeyi söyleyeceğim. Kulüvallahu ehad, ha? Doğmamıştır. Sonundaki külle küfüvenet doğurmamıştır. İnsan haşa Allah'tan doğmamıştır. Allah'ın tayini ve teşahhusu olduğu için İyyas'tanın kulüvallahu ehad, zat,
küllen küfüvene en cami aynada tayin ve teşahhus etmiş insan. Ezel ve ebed gibi. Evet, ezel ve ebed gibi. Ezeli. İlk ezel, ikincisi ebed. Ebed. Ezel ve ebed. Ezelden ebede. Ezelden ebede. Bu ehad içinde ilah yok. Esmalar yok. Yani direkt zat mı diyorsun? Zat. Mahiyet-i zatiye dediğimiz zat. Yani mahiyet-i zatiye değil. Mahiyet-i zat hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de. Neredeki zat o zaman? Bu şeydeki zat. Sıfatların arkasındaki zat. Şuunat-ı zatiye işte artık şefkatın da arkasında bu ehad. Yani içinde şefkat yok. İçinde ilah yok. Kerem yok. Rahman, Rahim yok. Latif yok. Aşk yok. Vedud yok. Şefkat-ı mukaddes, muhabbet-i münezzeh, sevk, sürur, lezzet hiçbir şey yok. Bunun için hiçbir şey yok. Olduğu için ehad'tır. İçin hiçbir ilah yoktur. Mesela mülevin. Mülevin ne demek arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. Peki bu mülevin dediğimiz zaman hemen hatırınıza ne geliyor? Renklenen. Yani bir şey hatırınıza geliyor değil mi? Hadi bakalım. Mülevin. Kiraz mı geldi, şeftal mi? Senin hatırına ne geldi? Şeftal. Çünkü tokatlısın. Bak bir esma söyleyeyim de bir şey hatırınıza gelmesin. Rahman. Kafir mümin fark etmeden acıyan ve rızkan. Ne mutlaka bir şey hatırınıza gel. Ahad deyince hiçbir şey hatırına gelmemesi lazım. Yok çünkü içi yok. Yok diye de biz şey değil. İçi, ya evet, içinde ilah yok, esma yok. Hazreti Bilal'le Habeşi'ye işkence diyorlardı, biliyorsun abi, köleydi. Heh. İşkence diyorlardı. Demek ki o seviyeye çıkmış imanı ki, üzerine taş koydu, şeyin kölesiydi ya, Ebu Cehil'in kölesiydi ya. Ebu Cehil'in evet. Yani üzerine taş koydu, büyük bir taş koydu, çıplak vücuduna kuma yatırdı, taş koydu. Bir ses çıkıyor baktı, dedi bir dinleyin bakalım, acaba yola geldi mi? Kulağını verdi, ehad diyor. Demek ki o seviyede imana. Sıyırmış evet. Yani, o seviyede imana çıkmış. Artık her şeyi demek ki bitti. Orada göndermiş. Artık ehad içinde biraz şey yapalım böyle, niye sonundaki ezel, kulüvallah ehad ezel, küllehe küfüven ehad, ihlastaki o ebed. En cami insandadır kim bak. Şimdi ben çıkartıyorum elbiseyi, ben de uygulayayım ki. Gömleğim çık. Benim gömleğim, ben diyeyim bak. Sahip çıkıyorum, bırakacağım. Benim gömleğim çıkart. Benim atletim çıkar. Benim vücudumu çıkart. Benim vücudumu. Mevcudumu çıkart. Vücut yoktur arkadaşlar. Mevcut vardır. Vücut soyutlar için kullanılır. Mevcut somutlar için kullanılır. Allah'ın zatı sıfatındandır vücut. Unutmayın. Vücut alemi gayiptir. Alemi gaybın bütünselliğidir. Mevcut ise alemi şahadettir. Fark dağlar kadar. Bak çıkartıyorum şimdi. Aha. Çıkart gömleği. Benim gömleğim. Benim atletim. Benim vücudum. Sırayla gidiyorum. Benim aklım. Benim vicdanım. Benim kalbim. Benim ruhum. Ben olan ben. Çıkartamayacağım bir şey. Artık üstünde hiçbir şey yok. Çıkar. Ben olan ben. O enedir. O bu. İçinde hiçbir şey yok ki çıkartayım. Külle hüküfü ve menet. En cami bu. Ezel ve ebed. Peki, ezel bir başlangıç mı? Ezel ve ebed. Sakın ezeli bir başlangıç, ebed de onun sonucu değil. Ezel neymiş? Mazi, istikbal hali birden tutan bir aynadır. Ebed nedir? Bu nihayetsizlik içindeki muayyenleşme, alemi şehadet olarak gözüken, yani şöyle kalp atışları olsun. Şu kalp atışı ölmüştür veya şey olmamıştır doktora göre. Şimdi bunların içinde böyle olmuş, böyle olmuş. Şu ezeldir. Şunlar ebeddir. Yani nihayetsizlik, sonsuz, ıtlak ve mutlak içinde belirlenişler. Ezelin içinde belirlenmişliklerin bütünselliği. Ebed. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu ezel. Allah bir şey değişik unvan alacak. Halik'tir. Güneşi mevcudat yaratması Halik olduğu nasıl anlaşılacak? Ezel muayyenleşme 18 bin aleme dönüşme ne yaptı ezel? Ona ebed hali denilir. Şimdi ehad. Emanetim bizde. Peki burada bendeki onları
emanetin bizlere var dediğimiz noktaları belki. Yani. Nokta, bak şimdi. Çıkarttık, daha hiçbir şeyi çıkartamıyor. Yani üstümde bir şey yok. Ben olan ben, benim ruhum da çıktı. Astık, içinde bir şey yok ki çıkayım içinden. O benim işte. O ehada misal. Peki, onu yapabildin. En azından sistemsel olarak yaptın. Oraya Allah tayin ve teşahhus ediyor. Onun, o enenin, Allah enedeki Allah'ın tayin ve teşahhus etmesine adı iman. Mahiyeti şeyden, irade, kulun irade-i cüziyesinin sarfından sonra irade-i külliyenin, mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İman ne esmadır? Esmadan gelmez. Esma da var içinde. Sıfattan gelmez, sıfat da var içinde. Üniversite diplomasında, lise, ortaokul diplomasında var olduğu gibi. İmanın kaynağı esma değil, imanın kaynağı sıfat değil, imanın kaynağı şunat değil, imanın kaynağı zattır, mahiyeti zatiyedir. Dolayısıyla yukarıdan geldiği için mahiyeti zatiyenin içinde şunat-ı zatiye, sıfat-ı kutsiyeler, sıfat-ı zatiyeler, sıfat-ı subutiyeler, esma-i zatiyeler, esma-i ilah hepsi var. Yani üniversite diploması olana, kardeşim Resulullah diplomam var mı denilmez, camidir. İman zattan olduğu için içinde bütün sıfatlar vardır. İşte bu ehad, ben olan benim içerisinde Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus etmiş. Onun adı imandır. Peki nedir? Elimi koyuyorum, dikkat edin. Ben. O eneyi kastediyorum. Ben. Tamam, vurdum. Ben de Allah taayyum ve teşahhus etmiş. Onun adı neydi? İman. İmana ne diyeceğim? Ben değilim. O zat da değil, kendisi bizzat değil. Yani aynadaki güneş. Güneş değil ama gayri dedi. Naidin el. Ha, bendeki o. Bende o var. Bendeki o. Peki ben Allahça nasılım yani? Allah'ın dünyasında aşağı dünya diyorum. Allah'ın aleminde diyorum tabi ama anlamak için. Allah'ta ben nasılım Yasin? Bilmiyorum. Merak ediyorum. Ben, bana gören yarısı o onda ben nasılım? Sırrı insani olduğumu biliyor. Allahu ehad o. Küllehu küfüven ehad o. Allahu ehad. Küllehu küfüven ehad. Bende o var. Onda da ben varım. Onda ben olma tarafıma sırrı insani çekiyor. Bu tarafta ise onu tanımlayan, şey yapan, şahit olan iman. Peki bu iman sana verildi şimdi. Bunu şimdi Allah'ı görmek nasıl olacak? Şimdi Allah'ı görmeye giriyorum. Mesela şey demişler, hüviyet var ya, heh, hüviyet kelimesi. Hüveden geldi demiş bazı alimler. Aynen öyle. Hüve, yani hüviyet kelimesi, hüvenin... Onu da biraz da kaydettim onu. Biraz girdik bana şey yapmadım. Bazı 11. sözde hayatın hüviyeti diyor. Bak aynı samet olmak diyor. Bak aynı samet olmak. Mesela Allah yemez, içme, cinselliği falan olmaz. Ramazan'da bunu aynayız. Hüviyetimiz. Hüviyet bak şimdi. Şimdi bu iman girdi. Bu imanın iman. Bu iman sana bir şeyler yaptırdı. Haramdır, günahdır, yapma, verme, fedakarlık var. Eylemsel bir sürü şeyler yaptırıyor değil mi? Yeme, içme, gitme, yapma. O iman bize yaptırıyor. Bu birinci tarafı imanın. İmanın başka bir tarafı var. Bu iman bizde. Bizi değiştirdi. Dönüştürdü. Farkındalar. Simamız değişti. Konuşmamız değişti. Bir de arkadaşlar. Sırrı imani var. Hani vardı ya. Burada ondaki ben bir de sırrı insani. Sırrı bir de imanın içine girmek var. Bunu nerede gördüm? Şuur-i imani. Şuur-i imani. Evet. Sırrı imani. Ustad diyor ki yeni öğreniyorum. 40 sene sonra. Biz hep akılla geziyoruz o alemleri. Diyor, okuyoruz ya böyle. Bir yerde gördüm ki aklımın ve kalbimin içine girdim diyor. Aklımda dolaşıyordu. Sen ne diyorsun ya dedim. Nerede dolaşıyormuş? Aklımda, kalbimde dolaşıyordum diyor. Umman gibi. Aklının içine girmiş. Ben bir daha da söylüyorum. Aklın dışındayım. Kalem benim dışımda. Bunlar yazıyor. Bir de bunun içine girmek yani. Zerresi olmak. Aklı kullanmak ayrıdır. Aklının içine girmek ayrıdır. Neyle giriyor abi aklın içine? Ha işte o başka işte. Dün abi bir şey değil. Arkadaşlar bakın. İman bize geldi. Bize girdi mi? Girdi. Bize girdi.
Bunun adı şualar 9. sayfada tayin ve teşahhus. İman. Bir de şuur-u imani ile biz onun içine gireceğiz. Girdiğin anda girmişsin tabii. Ha? Çıktın mı ki? O ne oluyor biliyor musun? İşte Miraç o. Hasan abicim. O zaman kelamına ve rüyetine hemen bunu söyleyeyim alacağım seni. Allah'a Allah'tan sormak lazım. Demek var ya şualarda. Var abi. Şey, usta diyor ki seyahatlerde aradığımı aradığımdan sorayım. Sen ne diyorsun? Aradım Allah, ondan soruyorum. Miraç Risalesi'nin birinci meyvesi gitti geldi ne getirdi hediye olarak? Çarşıya gitti çocuğa baba ne getirir, anne ne getirir? Bir hediye getirdi, kalede bir şey. Gitti getirdi, ne getirdi biliyor musunuz? Paket getirdi, paketin içerisinde hakaiki imaniyeyi, iman esaslarını, Allah'a imanı gözüyle görmüş, onu bu, bizim de yapabileceğimiz yöntemi getirmiş. O zaman o iman bize verilmiş, bizi değiştirdi, dönüştürdü. Bir de şuur imanı var. İmanın içine giriyorsun, imanın içine girdiğin zaman Allah'ın kelamına ve rüyetine mazhar oluyorsun. Onu ondan soruyorsun. Bizzat Allah'a soruyorsun. Ne Kur'an var ne peygamber var. Ona soruyorsun. Ama yöntem bunlar. Bunun dışına çıkamazsın. Şataat olur, coşkunluk olur. Akılsız keşifler cezbe denilir. Öyle. Allah'a Allah'tan sormak demek şuur imanı, iman içine girmektir. Yani aklı kullanmak ayrıdır, aklın içine girmek ayrıdır. Efendim, Allah'ı Allah'tan sormak, yani Allah-u Teala'ya şahit olmak ama bizim bir enemiz var, emanet olarak verilmiş. Allah'ı Allah'tan sormak, şahit olmak değil, şehit olmaktır. Subhaneke ya şehit aleyte ya şahit, ecirne minen nari biafinke ya Rahman. Şahit, ben şahitim. Olaya şahitim, dışarıdayım. Şahit olan şehit oluyor. Yani bendeki benliğin de emanet olduğunu fark etmek mi o? Evet. Şuur imani. Yani şuur imani onu fark etmenin yolu da artık İmam Rabbani'nin kelamıyla hep çarpayım. O da çok hoşuma gidiyor. O nasıl anlaşılır? Orada artık ne kelam var ne konuşmak. Çünkü kimse yok. Yani ben olmakla oluna naim bitmiş diyor. Akıl bu kabı kafse. Akıl mı biliyor? Ben yok akıl senden. Yok ki. Mesela akıl nerede bırakılmış? Yok, dedi yok, ki ben diyebilen kim yani? Ben? Bendeki benlik de senden diyebilen ne? Bilmiyorum. Yok ki kimse bileyim. Yok. Böyle bir yanlış şuna hissediyorum. Yani küfranı nimet yapmayayım. Böyle ben kendime kısmen şahit oluyorum ama kim kime şahit olduğunu, neyle yaptığını da bilmiyorum. Sıfırlanıyor. Sıfırlanıyor. Bir lezzet ötesi bir şey. Yani zevk cinsellik, yemek vesaire, dünyalık, zevk. Lezzet ise kutsiyete deniliyor. Bundan da öteye bir şey. Yani muhabbet mi? Ondan da öteye. Şefkat mi? Ondan da öteye. Başka bir şey yani. Mesela şuunat-ı zatiyede ne var? İftihar. Şefkat var, muhabbet var, surur, sevk, memnuniyet, iftihar. Bunlar hep lezzettir. Allah'ta ise mukaddes. Şefkat-ı mukaddesi. İnsanda işte şefkat. Bunlardan da öteye. Böyle hiç ne bileyim gece bir şey. Yani lezzet değil, zevk değil, şey değil. Böyle bir şey işte. Şey işte. Evet. Hadi bakalım. Hasan şimdi abi bir de başa döner dediniz de deizm inkar ediyor, Hristiyanlığı inkar ediyor. Evet. Biz ne zaman hakkın içine girersek onlar da kabul edecek o zaman. Aynen öyle. İnanın. Yani şunu mesaj vermek istedim size. Vay be zındıkları bak falan. Onların dinleri inkar etmesi İslam'a dönüşünü gösteriyor. Onların dinsizleri bizim Müslüman olmuşlar demek. Mesela onlardan bir tanesi şeyi söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Rus'un en büyük edebiyatçısı kimdir? Tolstoy. Bakın son kitapta. Dostoyevski. Dostoyevski. Son hayatına bakın ve KGB'nin götürdüğünü söylüyor. Müslüman olmuş. Ama çattırmıyor kitabı. Tito. Çünkü onlar dini inkar etmesi İslam olmasın. Onlar otoriter sistemini reddediyor. Tanrı'nın görüntüsü yok diyor. Ayetullah ne demek? Şialardaki Hamane'yi sistemi. Allah'ın yeryüzündeki yani ayetleri ve onun hakkında karar veren şeyleri. Onu alır mısınız öteye tarafa? Ha, tamam şey. Şimdi Allah'ın yeryüzüne karar verme yetkisine sahip.
birisini cennete koyuyor, birisini cehenneme koyuyor. Tamam? Peki nasıl karar veriyor Allah'ın? Allah'ın görüntüsü tabii. İşte o filozoflar ondan onu inkar ediyor. Deizm onlara çıkmıştır. Peki. Ama o kadar büyük bir tepki var onlara abi. Çok o çünkü. Toplumda. O toplumda. O toplumda o kadar büyük bir tepki var ki. Yani eğer ki şöyle bir güçlü bir İslami bir otorite gelse. Otorite piyasaya çıksa hepsi onları isyan edecekler. Çünkü alt tarafta müthiş bir baskı altındalar. Baskı. Çünkü her şeye Allah adına mollalar karar veriyor. Karar veriyor. Şimdi onların özel hayatlarını da berbat etmiş. Şimdi aynen. Ben bir daha söyleyeyim. Kavramlar içini doldurmadan öğrenmek, zamanla öğrenmeyi nefret eder. Oysa öğrenmek olmak olduğundan, bil kuvvelikten, bil fiile çıkmaz küreci olduğu halde lezzet almaması kavramın içi dolmadığını gösteriyor. Hani derler ya o koku ne olursa olsun. Ya değil yani öyle. Nefret ettirmeyi de beceriyorsun onunla. Ustad diyor ki oku oku ne olursa ol demiyor. Barla da diyor ki iştahınız olduğu zaman okuyun diyor. Barla da iştahınız olduğu zaman okuyun diyor. Kirisalim. Ama sen oku oku yanlış mı? Yok. Belki o okumayla bir iştahın gelir diye deniliyor. Daha, usta, daha ziyade okuyunuz diyor. Daha ziyade mi okuyun? Yok daha ziyade. Bak bir aç orayı. İştahınız mı olur? Barla da bir şey yapın. Merakın da yoksa, bak kavramı nasıl dolduracağız? Merakın da yoksa kavramın içini pek dolduramazsın. Şimdi iyi dinleyin. Aklın konusu vücuttur, zekanın konusu mevcuttur. Tamam? Şimdi bunu ne yaptınız? Becerdiniz mi bakayım? Dur. Çok mu sıktı? Heh. Şöyle yapacağım. Her taraftan da. Tamam, sildin mi arkaya abi? Niye silmedi? Evet. Dur bakayım. Dur bakayım, o çok eski olduğu için bu küçük çekmeceden gelmiş. Sildirmek biraz bize müsaade eder mi? Tamam. Şimdi ne yapmışız vay be o zaman? Ne yapmışız arkadaşlar? Silgi var bakayım. Şeyle sildi. Burada. He? O yeniyle. Yeniyle siler misin bunu? Gel gel. Bana burası lazım. Olmaz olmaz. Hemen dur. Şimdi olsun ben ezberden söyleyeyim artık nasip. Aklın konusu hani zat-ı sıfatı söylüyorum. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bi nefs, bi nefsihi, kıdem, beka demiştik. Bir de tekvin. Tamam mı? Saydık. Niçin saydım biliyor musunuz? Niçin saydım? Vücudu görmenizi istiyorum. Vücut nerede? Bir daha. Zat-ı sıfat, subut-ı sıfatla bahsetmiyorum. Ben subut-ı sıfatı şey yapayım, sizin bildiğiniz çok kullanır. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Allah'ın subut-ı sıfatı. Çetiversin. Zat-ı sıfatı söylüyorum. Zat-ı sıfatı, onları bırakın, onlar o işi yapsın. Zat-ı sıfat, say Osman'ım. Zat-ı sıfat. Vücut. Beka. Beka, kıyam. Kıyam. Muhalefetullah vadis. Ahvadis. Vahdaniyet. Kıdem. Tekvin. Tamam. Peki vücut neredeymiş abiler? Zat-ı sıfat. Şimdi söylüyorum. Aklın konusu vücuttur. Zekanın konusu mevcuttur. Alem-i şehadet mevcut değildir. Vücut değildir, mevcuttur. Şu. İnsan mülk tarafı, mülk var ya mülk. Nereye mülk diyorsanız, herkesin pergeli değişir. Mülke mevcut denilir, melekuta vücut denilir. Maneviyata vücut denilir. Manevi vücutlara. Manevi vücutlara, yani mevcut... Terse maddeye vücut diyorsun. Ters mi söyledim? Yok yok, biz yani yok, biz tersine. Ters diyoruz. Bizim vücut dediğimiz elle tutulan. Evet. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bir şeyi tercüme ederken, hani Kur'an'ı tercüme, bu da çok önemli, bakın. Bir şeyi tercüme ederken veya anlatırken onu ne kadar tanıdığınla orantılıdır. Mesela tercüme ediyor, ne kadar Allah Allah, Allah arası iyi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü var, diyor ki bir diyor kitap, fıkıh, Ali, fıkıh ya. Yani abdestin farzları, namazın farzları vesaire. Bu kitap maalesef hep doğru olsa ama diyor ehli bidâ yazsa o kitap okumayın zira diyor onun kitabından onun zulmeti size akar. Bir daha söyleyeyim.
çok önemli, kaçırmamak gerekiyor. Bir kitap maalesef hep doğru olsa, hep doğru olsa, o kitabı ehli bidâ yazsa, onun zulmeti diyor, ya bu kitaba ben mi akarım? Hayır. Onun için Risale-i Nur talebelerine diyor konferansta, sözlerin arkasında, sonunda, olur olmaz her kitabı okutturamazsınız, bir nur talebesini her videoya sokamazsınız. Ama o video demiyor, şöyle diyor, bir nur talebesini her şey okutamazsınız. Bazı böyle saf bizim nurcu kardeşlerden var, entel böyle, dantel entel olanlar var böyle. Ben her şeyden haberdar olacağım diyenlerin çığlıklarına bile ulaşamadım, o kadar derin aşağı indiler. Sayarım, parmaklarımla adedini geçmiş. Dibin dibine gittiler. Ben her şeyi okurum, çalmaz, ben Risale-i Nur, evet ustad dedi ama işte bir sürü felsefeler yapmış. Hayır kardeşim, ben bile tutamam seni, kurtaramıyorum. Bitti. Ailesi çığlık atıyor, aileleri de dağılmış. Battı gitti yani. Bilerek söylüyor. Vacip vücutçular mevcuda vücut dedikleri için yola çıkmışlar. İşte bu mevcuda vücut dedikleri için yola çıkmışlar. Evet, battılar ya. Yani. Abi şeyi yazdılar da İrfan abi, İştiyakım oldukça böyle böyle intibah ettiğin risaleleri yazsanız mübarek olurdu. Barla 341. 341 ne diyor? Yazsanız mı diyor? Evet abi. Yazsanız mübarek olurdu. İştiyak olduğu zaman ne diyor? İştiyakın oldukça böyle intibah ettiğin risaleleri yaz. İştiyakın yazsanız oldukça. Ha, yazmak. O zaman okumayı her zaman yap. Yazmaya istedi. Sarih bu. Tamam. Bir de okuyorum. Bir şeyi tercüme ederken, anlatırken o şeyi ne kadar tanıyorsunuz, tercümeniz o kadar yakın olur o mevzuya. Nasıl ki şiiri tercüme edilemez arkadaşlar. Şiir tercüme edilemez. Rus şiirini, Fransız, İngiliz şiirini, Arapça şiirini, Türkçe şiirini, bir başka Türkçe şiirini Rusça'ya tercüme edilemez. Yapılıyor. Ancak şiirden şiiri üretirsiniz. Çünkü o vezinleri, kaideleri o lisana dönüştürmek için değiştirirsin. Ona yakın bir şeyler dersin. Şiirin tercümesi olamadığı gibi mananın da tercümesi yoktur. Yaşanan bir şey. Mesela bal derim, herkes farklı anlar. Tadı hepimizin tanıklığı farklıdır. Şiiri tercüme edilemez. Ancak şiirden şiiri üretirsiniz. O zaman ürettiğin şiire o asıl şiirdir denemez, diyemezsin. Ondandır, ondan haber veriyor dersin ama odur diyemezsiniz. Onun için Kur'an'ı tercüme edilemez. Şiir vezinde yazıldığı için biz uyduruyoruz bir sürü şeylerini, ondandır, odur diyemezsin. Aha benim Kur'an'dır diyemezsin. Onu namazda Tanrı uludur, yoktur ondan başka tapınılacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani nerede? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. O ahiret günün sahibidir falan. Namaz olmuyor. Niye olmuyor? Şiir, bak bildiğimiz dünyadan veriyorum. Şiir başka bir şey lisana dönüştürülemez, üretilir. Ona benzer bir şiir üretilir. Odur denilemez. Çünkü vezin kaidesi ve sistemi müsaade etmez. Yapı sistemi lisandır. Maneviyat olursa bir ilerisi tabii. Milletin hissiyatından çıktığında. Evet. O milletin veya o kişinin. Bir kişiler, mesela bir milletin şairleri. O kişi değildir. Milletin temsilcisidir. Milletin örfünü, kültürünü, ananesini temsil ediyor. Tercümanlık yapıyor. O milletin diyor, muhakemattan yazdım bunu. 87. Okuyayım onu. Oku. Zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. Görüyor musun? Aynasıdır. Orada tezahür ediyor. Hani ondandır, ondan üretilmiştir. Yeni bir şeydir. O değildir. Onun için tercümeyi yapan sındık yaptırmış. Kur'an ne olduğu anlaşılsın, tercüme edilsin de görülsün. Osmanlı'da tercüme yok muydu artık? Tercüme yokuyordu, şöyle yapılıyordu. Meal veriliyordu ama bazılarda konuşmalarda şöyle deniliyor. Nihayetsiz mana mertebesinden bir mana mertebesi bizim lisanda şöyle ki. Tamam? Mesela kulu vallahi de ki Allah birdir. Peki. Kul huvallahu ehad. Aynı şeyi mi tesir ediyor?
aklın mevzusu vücuttur, yani gözükmeyendir. Zekanın mevzusu mevcuttur, yani görünen varlıktır. Vahiy ile akıl, vacibül vücudu bize çevirir. Bak, vahiy ile akıl, vacibül vücudu bize, mevcudu da, şu mevcudu da akıl, vücuda dönüştürür. Osman bunu kaçırma abi. İnsani berzan anlatıyorum. Akıl koy ortaya. Şunu şöyle alabilir miyiz? Temel şeyimizi açalım. Berzan aman çizdik gördün mü? Neyse. Çizmemişizdir. O kadar bir şey olmadı. Onu yok onu yaptırırız. Abi. Martı gibi olmuş. Martı bak. Şu. Akıl var ya berza. Ha. Şimdi bu akıl vahiy görüyorsun. Vahiy bize bu mevcudatı da vahiye dönüştürme sistemidir. Yani vücudu mevcuda, mevcudu vücuda. Başka yöntemle vahiyi insana, insanı vahiye muhatap eden bir berzahtır. Akıl. Fakat ehli dünya hep böyle vurguyu zekaya yapar, öne çıkarır, akla vurgu yapmazlar. Çünkü Kur'an akla vurgu yapar. Yakılun, takılun, efele tefekkerun gibi. Hep aklı zok mu? Ama iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir hoca. Tamam. Alim değil arkadaşlar, hocadır, bilgilidir, malumatlıdır. Alim olmak o bilgiyi yaşayandır. İşte 87 mahkematta bir milletin ananesi, anane, örf, gelenek, kültürünü ve hissiyatını bütünleyip tercüme eden, şiir olarak, kitap olarak dışarıya veren şairdir veya alimdir. Ne yapar o? Şiirin bu örf, anane, gelenek, kültürleri var, kokar o, onun içinde var o. O kelam Makedonyaca, İtalyanlarda öyle anlaşılıyor, öyle hissediliyor. O haletle söylendiği için o halete uyandırıyor. Bizde olursa başka şey olur. Başka şey uyandırıyor. Tamam? Dolayısıyla şiirden şiir üretilir. Tercümesi olamaz. Tıpatıpı olamaz. Böyle bir şey yoktur. Kanun. İşte insan bu Kur'an'ı da tercüme edenlerin niçin ettiğini iyi bilir. Niçin etmiş? Olamadığını bildiği halde ama bu inceliği bilemeyen 87 muhakematı bir onlar biliyor. Mesela tesettür ne demek olduğunu kaldıranlar çok iyi biliyor. Elinden alınanlar bilmiyor. Bez parçası biliyor. Bayrağı ne demek olduğunu vatanperverler bilir. Leylim leylim sokak insanları bayrak yakmış. He hani bez parçası zaten onlar yapmışlar. Karnınları doyarsa diyor. He? Öyle adam karnınları doyarsa diyor. Soğana davasını taraf gelini değiştiren adamdır bunlar. Soğan fiyatı artarsa sen iyi adamsın. Soğan fiyatı işte inerse iyi adamsın. Çıkarsa soğana bakarım diyor. Sen devlet yönetimisin. Sen dinime, İslam'a, Kur'an'ıma hizmet etmişsin. O benim defterime değil. Ben karnıma. Çünkü bu kimdir? Hazreti Ali'nin tabiriyle. Allah. Hazreti Ali diyor ki kimin himmeti midesi ise onun değeri bundan çıktığı kadardır. Çıktığıdır. İşaret-i cazdan söylüyorum. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Kur'an'da bunun örneği var mı? Tek başına bir millettir. Kim? İbrahim. O tek başına. Çünkü ümmet ruhu olanlar ümmet kadar değerlidirler. Kimin himmeti milleti ise millettir o. Temsil etmiştir o. Millet kadar değerli, kıymetlidir. İbrahim Aleyhisselam. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Kimin himmeti de şeyse diyor İmam Ali, mide ise, uşkurluksa onun değeri ondan çıkarttığı şeydir. Meyvesi bu çünkü. Abi o yüzden mi millet İbrahim diyormuş? Evet. Millet İbrahim. Millet İbrahim deniz biz. Bitiriyoruz. Vücuttan mevcuda, mevcuttan vücuda çeviri yapar akıl. Vücut olanları yaşadıkça artar, ünsiyet olur, ülfet kalkar.
Mevcut olanlar ise bunun tam tersidir. Misal, cinsellikler, duygularla alınan zevkler hep ülfeti netice verir. Ondandır ki devamlı tekrarını isterler. Vücuttakiler ise tekrar değildir. Vücudumu, şu anda dersten aldığımız zevk vücududur, mevcudu değildir. Onun için mesela geçen haftaki dersin zevkin üzerine bina ediliyor. Geçen haftaki dersin tekrarı değildir. Mevcuttaki cinsellikler, yemektir, gezmektir falan bunlar kaldığı yerden devam değildir, tekrardır. Tekrar olduğu için tekrar isterler. Vücuttakiler ise lahuti, ulvi ve kutsi oldukları için Ali, bunlar kutsi oldukları için her bir var olanları geçmişi tekrar değil, kaldığı yerden devam eder. Lezzet aldıkça ona oraya doğarsın. Yani mevcudu tekrar edersin ama vücuttan konuşurken oraya doğuyorsun. Bahsettiğin şey oluyorsun. Ona dönüşüyorsun o anda bahsedilirken. Ahiret nerededir? Sorulunca panteistler ve Yunan filozofları, antik Yunan filozofları ekserisi şöyle demiş. İnsandadır. Oysa ahiretin bir sureti var, iki kanuniyeti var, üç hakikati var, dört mahiyeti var. Onlar insandakileri görmüşler ve ileri gidemedikleri için yalan mı demişler? Hayır. İnsanda deyip karar kılmışlar. Ahiretin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Sureti nedir? Şu alemi şehadet için diyor ki, alemi gaybün üzerine tenteneli perdedir. Ahiretin sureti alemi şehadettir. Kanuniyeti insandaki celal ve cemal tecellisidir. Ustad Kastamonu 8'de söylüyor, kavs, vas daletleri. Buhran, bunalım, dehşet, muhaşet, panik falan. O celal tecellisi cehennemin aktifliğiydi sende. Kanun. Bast ise lezzet, memnuniyet, surur, lezzet, zevkler. O da cemal tecellisidir ki cennetin haber veriyor. Cennetten haber veriyor. Cennetin uyanmasıdır. Bu nedir? Ahiretin sureti alem-i şehadettir. Ahiretin kanuniyeti insandadır. Ahiretin hakikati, hakaike şey sabitetün, esmanın perdesi ise tecelli ettiği yer cennetin kendisidir, cehennemin kendisidir, mahiyeti ise Allah'tadır. Ama antik Yunan filozofları ve bazı böyle saftirik Müslümanlar, yeni olmuş gibi böyle, ahiret işte öyle ötelerde falan değil, yaşayan insandadır. Bu yeni bir şey olmuş sanki öyle. Oysa ahiretin sureti, sen daha kanuniyetindesin oğul. İşte acayip elinde bir rehber olmasa, Kur'an'ı bir rehberin olmasa buna o dersin. Ondandır nerede, odur nerede. Anne babadan doğanlar beşerdir, kendinden doğanlar insandır. Bilgiler öğretir zekanızı, ilimciler uyandırır sende olanlarınızı. Bazen ne olduğunu bilmek için ne olmadığını bilmekle olur. Mesela bazen ne olduğunu öğrenmek, ne olduğunu, nasıl bileceksin? Ne olduğunu, bazen ne olmadığını bilmek de mümkündür. Ne olmadığını. Bilmek, bilmek yoldur. Murtaza, o zaman söylesene. Konuşun abi, konuşun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şimdi abi, özür diliyorum, bölüyorum ama bu böldün ya zaten. Vücut dediniz. Akıl için vücut, zihin içinde mevcut dediniz. Zeka, evet veya şey, zihin içinde mevcut, evet. Evet, zihin için. Daha önceki derslerinizi hatırlıyorsanız, zihninde diriliyorlar, hüşyar oluyorlar. Tabirinden sonra vücut buluyorlar demiştik. Bu aradaki fark, bak şimdi. Birbirine nasıl anlayacağız? Akıl evamiri tekviniyenin en cami mazarı, zihin ayat-ı tekviniyenin en cami. Ayat-ı tekviniye mevcuttur. Kitab-ı Mubin'e bakar ve bütün alemlerin haritasıdır. Burada uyandırılıyor zihinde. Mevcudat uyandırılıp hüşyar oluyor 138 sözde. Bu uyandırılmış,
hayat bulmuşsa bu mevcuttur. Her uyandırılmış, şahit olduğun şey mevcuttur. O mevcut. Ama sen de onlar Allah'a böyle lahuti bir halet doğuruyorsa, o mevcudun melekütet tarafına vücut deniliyor. Zatı sıfat, ta aynadarlık. Peki kişiye göre değişir mi? Değişir. Bir en zahirdekilere göre şu mevcut, şu kainat, elma armut nedir? Zihine bakar. Mevcuttur. Ama böyle ilimler onlar için nedir? Daha yeni yürüdüğü için vücuttur. Ama bizim için artık bilgiler mevcuttur. Akıl ise vücuttur. Şimdi akla girelim. Aklı malumatlar yürüyoruz hep değişiyor. Birinci kattan bakıyoruz, üçüncü kattan bakıyoruz, beşinci kattan bakıyoruz olaylara. 15. kattan bakıyoruz. Şimdi akıl vahiy ile boyalanırsa buna ben şahit oldum. Şehit olmak da mevcut. Yani var olduğun, tanıklık yaptığın yer mevcudundur. İlla atom değildir. Öteksi ise, böyle tın tın ettiği şey ise o vücuttur Mehmet kardeş. Onun için zihinde diriliyorlar. Allah Allah. Niye akılda demiyor? Zihinde, çünkü ayat-ı tekviniyenin haritası zihindir. Yani bu mevcudun vücudu haricileri, kitab-ı mübinleri oradadır. Tamam mı? Orada dirilme olur. O dirilme olur. Dirilince mevcuttur, dirildi artık. Vücuttan mevcut oldu. Yani şöyle, güneş ısı, ışık vermek, aydınlatmak fıtratındadır. İhtiyacında değildir. Su ıslatmak ihtiyacında değil, fıtratındadır. Bak şimdi. Allah da la teşbih ve la temsil. Su ihtiyacından değil, fıtratının iktizasıdır ıslatmak. İhtiyacı değil, fıtratının iktizası. Allah da Allah olduğu için Halik'tir. Halik yaratmak haletine beşer ifadeyle cud. Yani Malatya'daki o su kaynağı var ya, Nil'in şeyi gibi Cebeli Kamer'den coşma. Allah'tan zatında daha hiçbir şey yokken cud. Allah ile nispet edilirse vav geliyor, bağlaç yapılıyor, vücut. Mevcudat da şey yapılınca vücudun başını önüne, vavın da önüne mem geliyor, mevcut. Ondan sonra insan, insanla tanımlanırsa mim kalkar, sin gelince sucud. Böyle bir eylemin uygulandığı yere mescud, mescid denilir. Abi bizi o zaman taşıyan şey mevcut, taşındığımız nokta ise vücut olur. Vücut, evet. Abi, Hasan abi, şimdi bahsettiğiniz aklın vücudu, ezeli vücut ama mevcuttan çıkan bir de vücut olması lazım. Evet. Yani ebedi vücut. Zihinde çıkan ebedi vücut olmuyor mu? Abim, orada da oraya gir içeriye zihine, tamam mı? Zihine gir, şahit oldukların zihindesin, mevcut. Şahit daha oldun ama şehit olamadın. Şahit olan, Subhaneke ya şehit. Taliyete ya şahit. Ters. Şimdi zihindesin, tamam mı? Zihindesin. Bir şey dirildi. Zihnin kendisi değil. Zihinde dirildi. Sen buna şahit misin? Şahit olduğun mevcuttur. Bu mülktür. O şahit oldukla Allah'ın kelamına ve rüyetine, miracına doğru gitmek tarafın yönü. Nur ve mana tarafın, mana tarafın vücut. Vücut bitmiyor. Peki, biraz da gittik Mehmet kardeş. Hani burası, ben buradaydım. Mevcut. Burası vücut. Geldim. Burası vücut mu? Hayır, vücutluktan çıktı. Bu mevcut. Hazreti Ali mesela diyor ki, ahiret açılsa diyor, kendim ziyadeleşmez. Zaten görüyor. Başka? İnanmadığım şey, görmediğim şey iman etmem diyor. Allah görüyor zaten. Peki Hazreti Peygamber Aleyhisselam Miraç'ta Allah'ı görmedi mi? Hani iman gaybaydı. Gördü. O kabı kalbisindeki onun gayb, gayb neydi? Ötesi. İman neydi? Gaybadır. Allah Resulü'nün gaybı bitti mi? Bitmedi. Ha, onun işte buradaydı. Burası mevcut. Burası vücut. Geldi. Bu ne oldu şimdi?
mevcut oldu. Bu ne oldu şimdi? Vücut oldu. Zihin. Zihinde bütün mevcudat harita. Zihin kendisi mevcut. Haritalar içindeki daha yazılım. Telefon harita, navigasyon. Bak şimdi. Navigasyon, Osman bilir harita. Hepsi dolu mu abi? Dolu. Adresi yazdım. Arnavutköy'ü gösterdi. O gösterdi. Bütün harita sistemi vücut. Arnavutköy'ü gösterdi. Mevcut. Gözüken. Şimdi zihindeyim abi. Zihin mevcut. Zihinde manevi haritalar var. Onlar vücut. Onları uyandırdım ben. O haritaların bir kısmının oldu artık. Şahitim. Şahit olduklarım mevcut. Olmak istediklerim olması devam eden tarafım vücut. Bu kadar izah edebiliyorum Mehmet kardeş. Biraz daha uzatacağız ama kusura bakmayın çünkü yatma, benim doymadım daha. Yani peki cennet mevcut mudur abi bu noktada? Vücuttur ya. Cennet işaret-i cazda söylüyor. Mutezile niçin elan olmamıştır sonra yaratılacaktır hatasına niye düştü diyor. Üstad diyor ki mevcuttur şu anda diyor. İşaret-i cazda sarihtir. Vücut mevcuttur. Ama biz görmediğimiz için bizim için vücuttur. Ama şu anda hakikatiyle, o, hakikatiyle vücut haricisi var şu anda. Allah sonra yaratmayacak. Var şu anda. Çünkü Allah Resulü cennete girmedi mi Miraç'tan? Ama biz daha şahit olmadık. Ha sana değil ama. Onu anlatayım abi. Senin için vücuttur. Sana değil. Mehmet abi sana değil. Anla yani. Bak herkese yani sana değil yani. Herkese aynı değil yani. Sana değil. Abdullah abi teşekkür et. Sanki sen çok anlamıştın. Neyse. Hadi Allah razı olsun. Dokundu. Buraya gelirsen daha iyi olurdu. Olacak. Daha iyi olacaktı. Buradakilere oysa buraya, bulunduğun yerle burası 1,5 saattir. Mevcut burası. Burası mevcut. Sana vücut. Hangisi? Orada olsam kesin gelirim biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Şey, kim, şey, bir kahve şey yap, öbe kesecek miyiz? Yok daha var. Bir çay arası. Çay hazırlanıyor. Tamam yani dur. Eğer orayı bitiriyorsanız, yani şeye geçecek misiniz? Yok, külliyata geçmeden şey yapayım o zaman. Tamam, bir çay arası öyle. He tamam, bu şey yapalım. Aslında şey zannediliyor ısınma ama tabirlerin içini dolduruyoruz Osman. Farkında mısınız? Hep külliyatın şeyleri. Tamam külliyatın. Zaten aklın içini dolduracak. Yani ders dediğim şey aklın içini dolduracaktık. Bunlar da dolduruyoruz ama çaktırmadan ısınmaymış bu. Bazen ne olduğunu bilmek için Risale-i Nur'daki tabiri ne olmadığını bilmekle mümkündür. Bazen bizzat bu nedir cevap olur. Dün birisi bana bir soru sordu, benim yakınım. Hayattan usandım dedi, hayattan yoruldum dedi. Genç olmasına rağmen hayat şey yaptı falan böyle etraf. Hayat nedir biliyor musun dedim. Hayat nedir? Sorduğumuz soruların cevabıdır. Hayat noktalı virgül. Sorduğumuz soruların cevabıdır. Ne sorarsanız odur. Oysa beni hayat yoramamıştır. Hayattan çok zevk alıyorum. Hapishanede dahil. Girer girmez Rabbim yalana şahit edilirse kafir olur. Girer girmez ilk yaptığım hapishanede 2 rekat şükür namazı kıldım. Ben buraya layık değildim. Beni buraya nasip ettiğin için. Çünkü niye? Süfyan'ın da cennet cehennemi var. Allah'ın da var. Süfyan kendisine itaat etmeyenlerin cehennemini atar. Cehennem hapishanedir. Cenneti ise lise mektebidir diyor. Biraz da. Huri ve Gırman'ın çirkin bir taklididir diyor. İkisine de girdim abi. Ha, ikisine de girdim ha. Ondan sonra fakat lisede şey bu girmedim. Sanat okulu olduğu için tek de. Evet elhamdülillah biz de öyle. Yani. Çok tek boyutluydu. Çok şükür onda konuda talip görmedik. Ben doğdum büyüdüm evimde. Dershane gelene kadar babam Almanya'da kaldı alıyor. Öyle köylü cahil adam değildi. Görmüş bir insandı. Almanya'da kaldı. Ve bazı dayıma mesela binayı yaptı, para almadı. Bina yaptı, ustaydı. Ablası oluyordu annem. Ona mukabil dünyaca o meşhurdu. Nörtmen'de televizyonu babam hediye getirdi. Kendisine asla sağ oldukça onu sokmam, çoluk çocuğumu bozmam. Şuurlu adam dalmayı gördüğü için doğdum, büyüdüm, dershaneye gelene kadar evimize televizyon girmemişti. Onun için bilmiyorum onu da fazla. Çok şükür.
Şimdi bir daha şunu bitireyim, ondan sonra çelişki yapalım. Bak bir daha Risale-i Nur'u anlamanın nedir sorusu, niçin söyledim? Hayat nedir? Noktalı virgül. Sorularınıza verilen cevaptır. Ne sorarsınız? Bana keyif veriyor. Süt müzik. Ne sorarsan, mesela dün akşam iki defa kalktım ve yazdım, şunu yazdım, şunu. Yani bunu bu şekilde hiç olmamıştı, hatırlıyor musun? Şu şekilde olmuş. Ama doğru ve yanlış, haletim o. O haletle uyandım, hatta kahvaltıda da söyledim. Ya bugün iki defa doğru. Acayip böyle, defterim açıktı. Sonra güzel yazılsın diye lambayı yaktım. Sanki ustadın o şeyi buraya havuzu getirmişti falan. Sonra dedim hepsinden öteye bu ehad. İşte İhlas suresi böyle bir şey. En büyük kuvvet İhlas diyor ya. Ehad. İçinde hiçbir şey yok. Bir tanesi ne dedi? Nasıl bir şey yok ya? Hiçbir şey yoksa dedi. Nasıl bir şey bana? Sen demişti. Çok tuhaf ya. Keyif alıyor. Şimdi Risale-i Nur nedir? Hayatta olsun sorduğu gibi. Hayat nedir? Sorduğunuz soruya verilen cevaptır. Ne görmek istiyorsanız odur. Ne olmak istiyorsanız odur. Kur'an'da da ayet var abi. Cevabından memnun olmayacağın soruyu sorma diyor. Hayat içinde geçerli. Hayat içinde geçerli. Bak diyor ki, bir tane bana soru soruyorlar bazen. Şimdi ya sükut sus Ali ya da doğru söyle. Biliyorum ki doğruyu desem şimdi altına dinamit koyacağım. Adam fırlayacak yani. Daha beter olacak. Ya çare arıyor. Çok örnekleri var. Çok. Sordum, dedim ki bak Kur'an'da bir ayet var diyor ki, cevabı sizi rahatsız edecek soruları sormayınız. Mesela bazı sahabeler soruyu soruyor, Allah Resulü yüz çeviriyor biliyor musunuz? Çekiliyor. Çünkü onun hakkında farziyet gelir. Mesela misvak. Ya Resulallah misvak kullandınız, Allah'ın emri midir deyince biliyor musunuz? Hiçbir şey demeden kaçtı. Korktum ki farz yapar Allah diye. Yani cevabı çok ağır olacaktı. Çünkü tamam mı? Hemen çevirdi. Allah Resulü hakikaten usta adam. Hakikaten çok iyi biliyor ya. Yani kurban istemiyor ama davasına kurban olayım ya. Nasıl bir psikolog ya, nasıl psikoloji, nasıl akıl ve kaptamacı. Daha deli olacağım. Hemen çeviriyor gidiyor. Sonra demedik, korktum ki size farz yapalım. Bir de Hacı Hasan abi her sene yapalım mı diyor. Ha bak bir tane de o. Bir tanesi de aferin. İsmini de unuttum. Ya, önce tamam çok iyi, önemli değil ismi. Hacı her sene yapalım mı? Çok güzel, aferin. Şimdi çok işe yaradı. Yapalım mı? Hemen duymamazlıktan geliyor. Çünkü korktum size farz yapar. Cevabı sizi diyor, rahatsız edecek soruları sormayın. Ya mükemmel bir adam ya. Akıl tamircisi ya, insan tamircisi ya. O zaman ya. Yani hayran oluyorum. Demek ki bir şey iki yönden bilinebiliyor temelde. Bir nedir, bir de ne değildir. Ondan sonra kendi şey yapıyorum. İnsan bazen kendisiyle çelişkiye düşmesi... İnsan bazen kendisiyle çelişkiye düşer, zıtlaşır. Sanki hareket var, hareket eden yok. Çünkü insan çelişkiye düşüyor. Allah Allah ben istiyorum muyum? Bir tarafım istemiyor. İstiyorum, istemiyorum, şudur, budur. Dün istiyordu, bugün istemiyor. Onun için hayli mi hemen içinizden dürüst? Hemen yapın diyor. Çünkü vazgeçecek bir tarafım. İnsan çelişkiye düşmesinin sebebini şöyle bir tanım yaptım. Bakayım o tuttu mu? Hareket var, hareket eden yok. Bir de bakarsın ki hareket eden var, hareket yok. İşte bu durumda kendisi kendisiyle çelişir ve anlam yükleyemez. Bak, hareket var, hareket eden yok. Hareket eden var, hareketin kendisi yok. Aklı ve kalp çelişkisi. Acayip bu, tuhaf doktorum bu. Bunu biraz böyle anlar, hemen duymayla olmaz da bu. Hareketin kendisi var, hareket eden yok. Uydurukçasıyla söyleyeyim, uydurukçasıyla kafada da böyle bir tekerleme de var. Dans var, dansçı yok. Dansçı var, dans yok derler böyle. Ehli dünyanın sözüdür o. Vücut içinde adam, hayat içinde meftir değil mi? Ha bu. Ona da zaten yazdım galiba. İşte Allah razı olsun. Bak nasıl götürüyor. İşte bu durumda kendisi kendisiyle çelişir. Sakın korkma. Ya ben neviye kötüyüm? Hayır. Bazen sensin, bazen sen de sen değilsin. Bazen sen de sensin, bazen sen de sen değilsin. 18 bin alemsin. Bazen sen de sensin, bazen sen de sen değilsin. Sen ondan sonra geldin dışarıdan kendine fethedeceksin kardeşim.
O başkası oturuyor. Endişe etme, korkma kardeşim. Niye acizliğe düşüp adam oturmuş yani? Otursun, o da hoş. Abi 5 yaşında bir tane çocuk aynaya bakıyor. Aynaya bakıyor, yakınında birisi de bulunuyor ama onu görmüyor. Aynaya bakıyor. Bakıyor aynaya. Diyor ki, bak, çocuğun ismi Barış. Aynaya diyor ki, yalancı Barış diyor. Ben kara değilim diyor. Arkadaşlar, bazen kendinize geldiğiniz zaman kendiniz de kendinizi göremeyeceksiniz. Endişe etmeyin. Zenginliktendir. Kötürümden, bozulmaktan değil, kaliteliğinizdendir. Niçin? Onu gördün ya. Hani şöyle söz olarak söyleyeyim. Abi ben çok kötüyüm. Harika bu söz. Evet kötüsün. Ama ne kadar güzel bir tarafın var ki, o güzel tarafını esas aldın, pergele koydun. O iyi tarafınla ben iyi değilim diyen tarafını bulmuşsun. Küllümen kötü olsaydın, küllümen kötü olan kötü olduğunu bilmez. Nakıs nakıslığını bilmez. Nakıslığını biliyorsa o kamildir. Acizlikte güç vardır. Kudret vardır. Fakırda gına vardır. Ben kendim hiç biliyorum. Hiç yapmaya çalışıyorum. Hep olmak için. Anladın mı? Onun için kendine geldiğin zaman bazen böyle yürü böyle Allah Allah birisi oturuyordu orada kararlar veriyor bir şeyler diyor ya. Benle çatışıyor ve çelişiyor. Korkma bu keyif vermesi lazım. İçeri gir ya dolaş ya bir sürü şey. Bazen içeri girdiğin zaman bir boşluk olur içeride. Bağırırsın hey kimse yok mu? Öyle bir yankı olacak ki Çağran Kayası var. Tayyip'in o yaylaların arkası Çağran Kayası meşhurdur. Orada bağırdı hey deyince o da 7 tane herhalde söylüyor. Hey yankı yapıyor. İçeriye girdiğin zaman bundan daha derin alemleri göreceksin. Kimisi kuyu, kimisi mağara, kimisi tepe, kimisi güneş, kimisi karanlık acayip. Bağırdı kimse yok mu? Hiç kimse göremeyeceksin. Bazen nasibin olur oradan birisi çıkar birisini mi aradın dediğin zaman şaşıracaksın. Bakarsın o da sensin. Kendinle kendine tanışmayın yerindir göreceksin orada. Birisini mi aradın kardeşim der. Allah Allah sen kimsin? Hani bir tane yazmışlar Zeytinburnu'nda pankartlar. Ben zaten sen olmuşum. Beni bende arama. Ben zaten sen olmuşum. Meğer ikizinmiş orada. Bir şey ki misal foton hem dalga olur hem tanecik olur fizikte. Bir şey, bir bakarsınız dalgadır, bir bakarsınız taneciktir. İyi dinle şimdi cevabını ve kesiyorum kahve zamanı. Bir şey, hem kendisi, aynı anda bakın, psikoloji sorunu olanlar için söylüyorum. Bir şey, aynı anda hem dalgadır, hem taneciktir. Nereden baktığına değişiyor. Şimdi kendime uyguluyorum. Bir şey, hem kendisi, hem de kendisine ters olabiliyor aynı anda. Hem o anda ben benim. O anda ben değil. Dans var, dansçı yok. Dansçı var, dans yok. Hareket var, hareketçi yok. Hareketçi var, hareket yok. Yani aynı anda hem vücudum hem de Adem. Var olduğu gibi. Bir şey düğümlendiğinde düğüm oldu. Artık abi hayat bitti, anlamını yitirdi. Ben çıkmazlara girdim falan. Her şey düğümlendiğinde anla ki tarzını, yöntemini yönünü, şablonunu çözümlemeyi, bakışını açını değiştirmen gerektiğinin vakti gelmiştir demektir. Her şey anlamını yitirdi, her şey bitti, anlamsızlaştı, karamsar hissettiğin zaman işte kader budur. O anda o virajdır, o şu demektir. Yöntemini, yordamını, sistemini, çözümlemeni, bakışını o anda değiştir demektir. Vakti gelmiştir, vites değiştir, bastırma arabayı. O bir düğüm var, o düğümü üfleyen çöz mü? Evet, o düğüm işte. O düğüm kaderin senin. Korkma biraz sonra viraj alacaksın. Yani bir şekil deney yapıyorsun, dalga. Başka bir şekilde deney yapıyorsun, aynı şey bu sefer parçacık. Mevcut da böyle olursa, vücut sahibi olan insanda nihayetsizdir. Son şey yapıyorum. Müzik orkestrasını düşünün. Bir alet ehadiyet.
bütün aletlerin bütünü vahidiyet. Eğer o aletler, farklı farklı aletler ve bitti. Farklı farklı aletler aynı notayı vuruyorsa sesler farklı. Saz ayrı, kemençe ayrı, bilmem şey ayrı ama aynı notayı vuruyor. Aynı notayı vururlarsa ve bir yöneticini karşı, ben zannediyorum salak salak şey yapıyor. Esas bu adammış. Bu adam var ya bu adam, bu yönetici. Bu ne diyorlar ona? Şef. Meğer oradaki saz, o kenardaki sazın sesini bile duyuyormuş. Aynı anda bu sopayla eliyle diyor ki sazını falan teliği gevşek, onu sık diyor aynı anda. Ve diyor ki o şeyi, tamburu çalana veya dümmeleye varan parmağını, yüzük parmağını değil öteki parmağını vuracaktın diyormuş, biliyor musun? Basit gibi gözüküyor. Farklılıkları bütüne getiren zattır. Misalimizde tevhiddir o. O bütün sazcılar da vahdettir o adam. Aynı alemimizde böyle. Bu adam, bu adam kainatı anlatır. O aletler de mevcudu anlatır. Aynı biz böyleyiz. Sen de burada burada, ey sazının telini sık. Sen piyanonu bak, orasını vurmadı. O sesin yumuşak geldi. Doğru vurdun ama yumuşaktır. Sen sesini yükselt, sen düşür. O anda hepsini yönetiyor. Hep onun için böyle bir orkestranın harika bir müziği neticesinde sazcıyı ve dümbelekçiyi, melodicisini takdir etmemiz gerekirken bu orkestra şefi takdir ediliyor. Niye ya? O adam çaldı. O adam takdir et. Hayır, o adam çaldırttı. O adam hakim. Sen ne çalarsan çal. Kainat ne çalarsa çalsın. Abi müzikte misal verdin, ustad verdi. Kainat diyor bir müzik orkestrası gibidir. Risalede geçen müzik şeydir, misal. Hepsi ayrı bir telden çalıyor. Sen de şefsin. Alma darmut, şeftali, fıtratına uygun kedi falan hepsinin şeyleri, notasını getireceksin, ceme getireceksin. Ama burada bir başkası da oturur Yasin. Endişe etme, o da keyif vermesi lazım. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Kahve mi geldi? Evet. Tamam. Fatiha geldi demektir. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâ rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Şeyi unuttuk arkadaşlar. Bu dersimiz ikinci. Bugün en kaç abiler? 38-2020 Tepecik. Ondan sonra akıl. Ve ikinci dersteyiz. Tamam. Hasan abi, Mehmet abi şu aşağıya bir şey yazdım da onu bir telefonda bana hatırlat diye, bak söylesen diye. Bu mektubatta 11. şeyde var ya kelime. Sahip ve Malik Hakkı'nın tarafına gidiyorsunuz. Sultan-ı Ezel'in payitahtına dönüyorsunuz diyor da ya. Aynen. Dildiğimiz yer. Şimdi biri ezel, biri ebede bakıyor. Zaten Sultan-ı Ezel'i diyor. Oraya dönüyorsunuz diyor. Ezele dönmek, ebede gitmek şeklinde. Biri akıla, biri zihne, biri mevcut, biri vücut diye ifade etti Mehmet abi. Bir bahsetti de. Ne diyorsan abi dedi. Şimdi böyle şeyler nedir biliyor musun? Kalıcı olduğu için ben bizzat oturmam lazım masama. Öyle yapacağım. Çalışacağım. Böyle bu hükümdür. Evet. Bunlar kendisini koyduğu hükümdür. Buraya kadar metin. Onun değil. Bunda şey, evet diyebilmem için kafama yatabilir ama mesela şu çok burada kafamızdaydı ama olmuyor işte öyle. Ne diyor? Patti olmuyor. Yani mesela felsefe geliyor diyor. Nübüvvet gidiyor diyor. Hatırladınız mı? Miraç Risalesi'ni günlerce uğraştım. Niçin geliyor diyor felsefe? Çünkü son durak insan. Geliyor geliyor. Nereye kadar gelecek? Bende bitecek. Sönecek. Gidiyor diyor nübüvvet. Nereye kadar gidiyor? Yok ki nihayet. Bak bilerek kullanılmış. Felsefe insanda biter. Kalem-i şehadete. Dünyaya hastır. Mesela ona şey yapıyor. Mesela
gidiyorsunuz. Gidiyor. Dönüyorsunuz. Bu gitmek, gitmek kendi eylemsel kazanımlarındır. Dönmek ise, ondan geldik ona dönüyorsunuz. Yani başı ve sonu aynı. Mesela şöyle diyeyim. Onu izah yapmıyorum da. Dairevi bir hatta seyahat gibi. Mesela geçmiş hayatımız var. Yaşadığımız var. Nereye gidiyor şimdi bu? Ahirete. Biz geçmişimizi görmeye gitmiyor muyuz? Yani yaptığımız amelleri, hayatı mesela önce 10 sene önce, he, değil mi Ali? 1 sene önce yaptıklarımızı ahirette göreceğiz. Ona gidiyoruz. Nereye? Yaptıklarımıza gidiyoruz. Yani geçmişimizi gidiyoruz. Tamam, tamam. Dönüyorsunuz. Dönmek ne demek? Gidip de dönüyorsun. Yani geçmişine dönüyorsun. Yani bizim yaptığı, mesela ben 58 yaşındayım. Bu kadar ameller nerede? Ahirette. Ahiret nerede? Önümde. Ahiret önümde değil mi? Ben öleceğim. Kabir hayatı yaşayacağım. Haşi meydanı yaşayacağım. Haşi meydanı da önüme konulacak. Sen bunları yaptın. Ne yapmışım? Geçmişinde. Geçmişime gidiyorum. Geçmişime dönüyor. Dönmek değil. Gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Geçmişine gidiyorsun. Geçmişindeki. Peki. Dönüyorsunuz. Peki nedir? Aslı fıtrat. Birisi eylemsel, birisi fıtrat. Şimdilik tabii. Ama gitmek kendi eylemsel kazanımlarınıza ona gidiyorsun. Kazanımlarına. Dönmek ise bir yere gitmek değil. Gitmişim de aslıma, yani geçmişime dönüyorum. Gibi. Fıtrat. Fıtrat demektir. Öyle anlaşılıyor. Peki şuna bakalım. Sahip ve malik hakikinin sahip. Bak, ezel. Zaten söyledi. Sultan Ezel padişahına. Fıtrat. Asıl. Benziyor, evet. Yani doğru. Gibi. Ama kayıtlara geçtiği için çalışmamız. Ama bu daha cami. Aslı fıtratına. Ondan geldik, ona döneceksiniz, döndürüleceksiniz. Bu işte kazanımlarına, kazanımların bu senin. Bu da doğru. Ebed, zihin, mevcut. Doğru. Ama şu andaki kafayla doğru. Peki, sayfa, bu sayfayı göndermiş miydik? 28. defterin 8. sayfa, mektubat 414, akıl okuyoruz. Eskide Dima'da İstersen sen hem gönder, ben bu arada şey yapayım, bununla okuyoruz. Yani aslında çay faslını yapardık ama şununla birkaç sayfa okuyacağız. Çek bakayım. İnternetinizi açabilir ve dinleyen arkadaşlar şey yapacağız. Dima grubuna bu sayfalar atılacak. Tamam. Üç tane oldu mu? Üç tane. Onu da çek, tamam. Bu teknolojiyi hep yavrular mı kullanacak ya? Allah'ın bize ihsan ettiğini. Şimdi siz onu bulana kadar ben okuyorum. Mektubat 414. Ey iman ne kadar âmi ve cahil de olsa, akıl derk etmediği halde kalbi öyle hotfuruş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. Çok ilginç bir yer. Bak, bir ehl-i iman, imanın gözü var, imanın hissi var, imanın hissi var, biliyor musun? Nefsin aklı varmış, nefsin gözü var, nefsin vücudu var gibi. Şimdi ehl-i iman ne kadar âmi dahi olsa, cahil dahi olsa, aklı derk etmediği halde kalbi görüyor, tespit ediyor, hot vuruşta sevmiyor. Mesela sizde de olur. Hepimizde. Vallahi doğru söylüyor. Aslında iyi bir adama benziyor. Hayır. Fakat ne dersin? Ben bunu sevemedim ya. Isınamadım yani. Ben bunu ısınamadım. Diyoruz ya. O kalp. Senin kalp. Şimdi her şey akıl değildir.
akıl Cebrail, Ceberut aleminde bırakılıyor. Bir adım daha atarsam yanarım diyen akıldır. O alemin adı Lef-i Mahfuz'dur, temsilcisi Cebrail aleyhisselamdır. İnsanda akıldır, his olarak cebredici güçlerdir. Kuvveyi, aklı, cebir, ceberut seni gargar dozer gibi çekiyor. Ehval, ahval, uslup, bunlar kalbe mi direk iniyor? Yani kainat evet. Bu şekilde konuşuyor. Evet, aynen. Mesela diyelim ki, bu kafa, duygular var. Göz, burun, ağız, kulak, değil mi dokunma? Bunların direkt hiç akla uğramadan kalbe giden bir hangi yoldur hatırladınız mı? Hangi organdan gidiyor direkt? Gözden bak. Ha? Gözden kulak. İşaret icazda geçiyor. İşaret icazda geçiyor. Niçin vâla semî vâla ebsârim hışâve? Niye kalbe yakın semî kullanıyor da sonra basarı kullanıyor? Vahiy niçin görsel değil ilk önce? İşitsel. Oku diyor. Bunu oku diyor. Altı tarafı altı vecihle açık çünkü. He? Altı vecihle açık diyor ya. Evet. Demek ki kalbe en yakın olan organ kulaktır. Anne karnında da ilk teşekkül eden insanda ilk organ, ehli söylemişti, kulakmış. Yani az konuş, çok dinle. Şimdi burada şunu herhalde ne okuyacağım bilmiyorum ama yani aklımız derk etmese bile bakın şuna. Aklın gözü var. İmanın gözü var. İmanın aklı var. İmanın aklı var. Mesela böyle riyakar adamları aklımız anlamasa da, doğru dese de iman onu fark ediyor. Ne yazmışız? Aklın üstündeki birim aklın anlamadığını hissediyor. Akıl tatil eşgal etse de kalp gözü hisseder ve anlar. Onun için bir hadis-i şerifte de hatırladım. Akıl da diyor Fatih, akıl ve kalbiniz çatıştığı zaman siz kalbinizi alın. Mesela bizde de, bende de çok oluyor hayatta. Ya bazen böyle karışıyor kafam. Ya kalbim acayip diyor, kalbim başka diyor. Resulullah'ın hadisi hatırıma geliyor. Kalbimi tercih ediyor. Müftü sana fetva verse de diyor. Evet, vicdanına söylüyor, kalbine sor diyor. Mesela bazı sorular soruyorlar fıkı bana. Sen onun vicdanını kalben bilmiyor musun dedim. Tamam abi özür dilerim. Yani işte faiz de ev almak, araba almak. Ama kredi şeyin altındadır. Ama usta tamamen faizden uzak durun diyor. Ama fıkıhta işte enflasyon miktarının altında ise işte o şey para değişiyor falan hükümler. Ya abi bundan istifade edemeyiz mi ruhsat? Sen dedim, vicdanı ne diyor? İstemiyor diyor. Aklım diyor, bu ruhsattan istifade et diyor. Resulullah diyor ki, aklınız, kalbiniz çatıştığı zaman diyor, kalbinizi tercih et. Peki 415 buldunuz mu şey? Gönderdi Osman değil mi? Evet, gönderdi. Yani her şey akli değildir, kısacası. Her şey akıl değildir. Akıl diyor ki, koyunları herkes kesiyor, bir tane doğuruyor. Yer biter, bitmesi lazım. Aslanı kimse yemiyor, 5-6 tane daha doğuruyor. Onun yaşaması lazım ya da köpekler. Akıl bunu diyor. Mesela aynı, bak akıl, köpek mi fazla doğurur, koyun mu? Köpek. Koyun bir tane doğurur. Bir senede bir defa doğurur, köpek bir senede 3-4 defa doğurur. Yani koyun iki tane doğurmuş, iki istisnadır. İstisna. Köpek senede en az 3-4 defa doğuruyor. 3-4 defa, tabii. Bir senede. 3-4 defa doğuruyor. Ve her doğurmasının 3-4-5 3-4 tane oluyor. 15 tane yavru doğurduğunu görmez. Neyse ortalama alalım. Peki köpeğe bakın bir koyuna bak. Kuzuyu kesiyorlar. Aynen abi sorun. Kuzuyu kesiyorlar koyunu kese koyun hala bitmiyor. Akıl değil işte bu iş. Çünkü koyunda bereket vardır. Çünkü köpek de köpek sıfatı köpeğin zatında bir şey yok da o sıfatla bize sıfatımızı anlatıyor. Nankörlük vardır. Nedir o nankörlük? Malik hakkı zannederken nankörlük yok. Kedide var. Sadakat var. Mesela baş sadakat. He, nankörlük vardır köpekte. Nasıl vardır? Sadakat ayrı bir şey. Köpek rızkı sahibinden bilir. Yalakalık yapar. O kedi ise sana alana kadar sana yalakalık yapar. Rızkı aldıktan sonra
hiç eyvallah etmez. Sana hiç eyvallah etmez. Onun için köpek onun için necis denmiş. Tamam mı? Başka bir sıfatı sadakattır. Ama rızık noktasında rızkını sahibinden bilir. Kedi ise bilmez. Ama bu Yahudi zihniyeti bekle Allah bekle. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Yalan söylüyorsam Yahudi olayım niye demiyorsun? Bize soktuğu gibi kediye nankör demişler. Oysa nankör köpektir. Rızkı insandan bilir. 415 sözler. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil, belki 3 binden bir ihtimal ile bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve Allah vasiyet et dedim. Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Hatırladınız mı bunu? Evet, yani alim korkuyor. Ölüm korkusu işte olanlara bunu şey yapıyoruz. Korkuyor. Niye korkuyorsun? Batarız diyor. Belki batarız. Ondan sonra sen burada dedim hariçte kaç tane kayık var diyor. 1000 tane. Senede kaç tane kayık gark olur? Bazen hiç olmaz, bazen 1-2 tane. Sene kaç gündür diyor? 360 olsun, 360. Peki, 360 günde 1000 tane de kayık var. Bizim kayık batma ihtimali kaçta kaç olur bindiğimiz kayık? 360 çarpı 1000 kayık. 360 bin değil mi? 1-2. Bir ihtimal. 360 binden bir ihtimaldir. Peki, 360 bin ihtimal ölüm. Yani kayın batmasından korkuyorsun. Her an ölüm hakikatinden lakaytsın. Şimdi diyor 360 bin ihtimale ihtimal veren akıllı mıdır, insan mıdır? Şimdi diyor ki, bunu kullanıyorum. Aklı başına geldi titredi. Çok antika. Korkanı nasıl yöneteceksiniz korkunuzu? Onun dersini veriyor. Orada ille ölüm korkusuna çağrı üretmiyor. Bakın. Bunu adam korktu. Bu kim? Alim arkadaşlar. Alim. Bu şeyi formülize etmiş aslında. Formüle etmiş. Mesela korkuyor. Ölüm korkusu, kanser korkusu, korona korkusu, ne bileyim aile korkusu, yalnız kalacağım. Ne korku varsa neyle yöneteceksin? Bak korkunu neyle kaldıracaksın? Onu okuyacağım şimdi. Onun için korkusu olanlar buna dikkat etsin. Diyor ki korktu vesaire. Aklı başına gelmesinin bir sebebi de Ustad onu anlattı değil mi? Sene 360 gündür. Burada hal işte 1000 kayık var. Batma, batanlar bazı sen hiç batmaz. Bazen bir veya iki batar. Peki senin bindiğin kayık batma ihtimali nedir? Matematiksel 360 sene. Ondan sonra 1000 kayıkla. O zaman ne yapar? 360 bin ihtimalle bir ihtimaldir. Benim bindiğim kayık. Niye çok şey yapıyorum? Ölüm korkusu, korona korkusuna çare gibi şey yapacağım şimdi. Ha, kayık budur. Beden şimdi. Her şey akıl değil. Akıl onu gösteriyor. Ha. Şimdi aklı başına gelme, aklı başına geldi diyor. Titreyerek kaya bindirdim. Kut yapma. Bir daha. Aklı başına nasıl geldi? İkna ile geldi. Bak ne diyor? İkna ettim diyor. Aklı başına gelmesinin bir sebebi de ikna ve mantık yöntemleridir. İkna yöntemini kullanacaksınız. Kıyas kullanacaksınız. Mesela bir şeyden korkuyorsunuz. Korktuğun şeyin en ucunu düşünün. Mesela korona, gündelik hayatta. Koronadan korkuyoruz. Sebebi, bak şimdi ölümü nasıl kaldıracağım, korkuyu nasıl kaldıracağım? Basit, o konumuz o değil ama. Koronadan korkuyoruz. Koronanın sebebi, korkmamızın sebebi, ölüme sebep olduğu için. Tamam mı? Bir daha. Koronadan korkuyoruz. Sebebi, korona ölümümüze vesile olacağı için. Demek aslında koronadan korkmuyoruz, ölümden korkuyoruz. Ölüm çözülürse koronadan korkmazsın. Koronadan korkmayınca sana pek isabet etmez. Korona adam seçiyor. Korkanlara gidiyor. Çünkü korktuğun şeyi çekersiniz. Celbedersiniz. Ağaç nasıl dikerseniz yağmuru celbeder. Ama doktorum diyor ki yani tamam mı ben ortamına girer girmez mi? Girer tabii. O adetullah uymadığın için.
Ama bir tanesini söyleyeyim. Bu yaşanmış olmuş. Bana servis yaptılar, anlattı Amerika'da. Şey, Kanada'dan bir profesör, Türk, bu dersi dinleyen, kendi sesiyle gönderdi. Bu koronanın sebebi olan aileler var ya, Yahudi aileleri, 9 tane. Onların aileleri yat, büyük bir yat, akraba. Kaç tane? Galiba 15 kişi. Çocukları, delikanlı işte. Hepsini test ediyorlar. Test ediyorlar. Tamam, korona değil. Bir gemiye biniyorlar. En azından korona bir ay içinde kalkacak. Biz denize açılıyorlar okyanusta. Büyük bir gemileri var adamların, zengin. Hepsini de bak testten geçmiş. Ve çıkmışlar. Ondan sonra sıkıntı olmaya başlamış. Test edilmiş bir doktoru içeriye alıyorlar. İçeride hastalık olunca test ediyorlar. 15 kişi testten geçmiş, girmişler de okyanusta. Hiçbir insanla temas yok. Hiçbir gıda içeriden girmemiş. Yarısı korona olmuş. Bunun iki yolu var diyorlar. Ya korku fıtrattakini öne çıkarttı veya o şeyden uçakla mikrop bıraktılar diyor. Adem Aleyhisselam'dan ve alleme Adem'e esma külliha, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar, ezelden ebede kadar olmuş olacak bütün 18 bin alemin doğrusunu, yanlışını, hastalığını, siyatını fıtrata derc etmiştir. Fıtratta bil kuvve var. Bil kuvve demek şu ağacın çekirdeği demek. Ağaca bil fiil. Bil kuvve yazılım. İnsanda bütün hastalıkların yazılımı vardır. Şartları bulunca o aktif olur. Bu aktif olmasının bir sebebi de korkudur. En büyük sebebi korkudur. Onun için korktuğun şeyi celbedersin. Hani derler ya, korktuğun başıma gelir. Doğrudur. Ha? Ötekisi mesela, diyelim ki korktuğun başıma geldi. Peki korkmayan korona olmamış mıdır? Adam bilmiyor. Belki de atmıştı. Haberi yok. Bilseydi korona olacaktı. Bilmedi, korona oldu ama yok oldu. Yoka mahkum oldu. Çünkü bir olay vereyim ben. Vakıfımız, burada demek ki bir beis yok. Bizim bir vakıfımız boğaz kanseri oldu. Ondan sonra Zeytinburnu'daydık. Benim yıkılmadan önce Zeytinburnu. Ben bunu yemem. Bakalım. Ben bunu yemem. Burayı yorumluyor şimdi. Buraya elini götürüyor. Kanserim. Ben bunu içemem. Kanserim. Ben buraya gidemem. Kanserim. Bu olayla kanseri devamlı canlı tutuyor. Kanser tepede uydu gibi olunca navigasyon devamlı onu gösteriyor. Bu kalkmadıkça buradaki ifadeler, yorumlar, değer yargıları değişmez. Bunu yıkmam lazım. Kanseri yıkmam için, bunu yıkarsam, bunu yapamam çünkü, bunu gidemem çünkü. Kadınlar, kaldır kanserim. Ne kanserim? Çek lan. Hepimiz gibi yiyeceksin. Her şey gibi yaşayacaksın. Ondan sonra hatta tarlalarını, her şeyini satıyordu değil mi? Kardeşler falan nasıl ölecek yakında? En fazla 3 ay mı ne vermiş? Sinirlen şunu. Değilim kanser. O zaman bu neydi? Buna göreydi. Bu neydi? Bunu ne yapıyor? Canlı tutuyor tepesinde. Bu bundan. Bu bunca. Bunu kaldırırsanız fıtrat onu aşar. Yıkar geçer onu. Güç işte. Savunma. Hani derler ya bazen. Cesareti, özgüveni, kanseri yendi. Ne unut? Onun için iki doktor var temelde. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. Şey diyorsunuz ya Hasan abi, yani her yaratılan hücre yani sıfırdan oluşuyor. Var. O hücre şey olmaması lazım, yani hastalıkla oluşmuyor. Neden hastalıkla hale geliyor? Demek ki yani sen böyle olacaksın gibi. Devamlı bu pompalıyor seni. Şu tepene bak, cep telefonu uydu besliyor ya. Ben şöyle yapamam, devamlı akıl orada canlı tut, kanserim. Kanserim. Kanser sende canlı duruyor. Yaşlılık için diyordun. Tamam. Yaşlılık mesela. Kim yaşlıdır? Nasıl konu şey? Ya tespiti. Benim değil ya. Bak çok ilginizi çekecek. Bakayım nerede? Çok garibini diyor bak. Adam benim tespitim değil. O kadar garibime gitti ki. Adamlar yaşlı kimdir demiş ya. Bu demek ki her taraftan eklemişler yani. Dur bakalım. Burada değil. Herhalde bunda. Kaçıncı sayfadaydı?
yaşlı. Vücut yeni hücre yapıyor. Yaşlı. Neden 60 yaşında mesela? Şöyle acaba burada mı? Ha, 161'den bakayım. Çok ilginizi şey. Ha, UNESCO yaşlılık tanımı. Yani bana malzeme de veriyorlar ya böyle eğilleri. O adam Kanada'daki zat, Allah razı olsun. Diyor ki, UNESCO yaşlılık tanımını şöyle yapmış. Bakın yaşlı kim? 80 sene yaşayan. Ya 26. levhada o ayeti kullanıyor. Ahir zamanı gören yaşlıdır. Ya o ayeti bulsanıza ya. 9. diyeceğim. Ha? 9. Tamam, o ayetin parçasını okusana ya. Niye bunu? Bak şimdi, sen bana bildiğin şart. Bir insan konfor olanın dışına çıkamıyorsa. Konfor alanına. Ha, konfor alanına. Yani kendi hususi dünyasına şey yapmış, içine kalmış. Çıkamıyorsa bu yaşlıdır. Başka 10 tane madde. Diğer ifadeyle, yani yeni şeyler öğrenmiyorsa, artık yeni şeyler öğrenilmiyorsa, bildikleri en sonsa zannediyorsa, her şeyi ben biliyorum diyorsa, şaşırmıyorsa bir şey, aa bunu da bilmiyordum. Ha, yok biliyordum. Şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi de bilmese ama çoğu şeyi biliyorum. Biz çok geliyor. Diyor ve şaşırmıyor, hayret etmiyorsa yaşlıdır. Merak etmiyorsa yaşlıdır. Keşfetmiyorsa yaşlıdır. Geçmiş anılarında yaşıyorsa, yaşlıdır. Sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır. Ah oğul biz eskide. Bak, ne bak. Yaşlıymış. Çünkü niye yaşlı? Hangi geçmişinde yaşıyorsun? Biz 1980'de şöyleydik. 75'te de böyleydik. 75 konuşuyorsan o anda 75 senesindesin. Yaşlısın. Şimdi değilsin ya. Peki ne yapacağız? Geçmişin malzemesiyle geleceğe bakıp halde takdir edeceğiz. Mevcutta hep yaşlılık var yani. Evet. Mevcutta. Buldun mu bu ayeti? Söyle çabuk. 234'te 9. O ayet oku. Parçadır bu kadar ayet. Yevme yec'alun vildane şiba. Yevme 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 yec'alun vildane şiba. Ahir zamanı gören yaşlıdır. Ayet 40 yaşındayken, 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum diyor. 40 yaşındaydım diyor bu ayet okurken, şey yaparken, uyanınca kendimi 80 yaşında hissediyorum. Yevme yevme şiba şiba ne yevme vildane şiba. Ya Celil Şiba. Şiba. Yani 80 yaşında bak, 40 yaşından 80 yaşındayız. Hala geçmişte, hangi geçmişteysen oradasın. Neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz, orada oluyorsunuz, o oluyorsunuz. Hastalık gibi. Öyle. Mesela ben bazen böyle sıkıntıdan kurtulmak şaf adına, hani var ya doktor meşguliyet. Bir meşgul ol bir şeyle, bir de doktor teslimiyet. Kafamı kaldırıyorum, zaten bu hadise, bu zaten geçecek yani. Geçmeye mahkumdur hayat gibi. Bu sefer geçecek. Öyle bazen ahirette Allah muamelesini hayal ediyorum. Kabirde falan. Bazen ölümü merak ediyorum. Nasıl falan olacak. İlk defa olacak ya. Daha önce var mı bilmiyor musun? Böyle nasıl muamele edecek de falan. Dedim ya Allah bizi bırakmaz ya. Antika bir şey olacak. Çok zevkli olacak. Erkek dostlarım orada olacak. Böyle bir bakıyorsun ki sonuca odaklandım. Bu aradakiler zaten yok. Ona göre şekil alıyor. Bunu şey olarak söyleyeyim de müsaade edersen çok önemli. Bu Libya'da, Suriye'de, şurada, burada ne olacak? Siyasi. Siyasi herkes farklı yorumlamasının sebebi şu. Şurada yapayım. Çevirirseniz. Ha neyse yapayım. Hiç bunu çevireyim. Risale-i Nur'un mantığı şu arkadaşlar. Biz buradayız. Burası sonuç. Burası Libya, Suriye, işte Yunanistan, savaşlar, depremler, korona, kanser, aile, evlenme falan. Hepsini koy buraya. Sonuç. Bu süreçle bakıp, süreci tahlil edip sonuca varmak devamlı değişkendir. Sonuç devamlı değişkendir. Bir daha. Burada durup,
Libya'dır, Kosova'dır, işte İran'dır, Çin'dir, şudur, budur, evliliktir, kanser konu, ölüm. Bunları tek tek Türkiye İtalya ile, Türkiye Fransa ile, onunla bununla kıyas ettiğin zaman ya Putin'le bu, işte Trump'la bu, onunla onu yapınca bu kayıyor, bunu buraya sokamıyorsun. Devam, bu önündeki malzemelerle, değişken malzemelerle bak, değişken malzemelerle yorumlayarak, bütünleştirmeye çalışıp bir şeye varmak, değişken oldukları için her düşündüğünde değişik sonuç olacaktır. Bu adamı yorar ve doğru değildir. Öteki yöntemi söylüyorum, külliyatın mantığını söylüyorum veya benim anladığım mantık. Buradasın, sonuca odaklan Mehmet, parmağını koyar mısın? Oranın adı İttihad-ı İslam. İslam birliği olacaktır, 76 emir daha 2. Cemal-i Mutebi, koy buraya. Ben buradayım, bu. Bu süreç. Bu sürece göre buraya bakınca sonuçta ne olursa da olsunlar bu olacak. Çatlasalar da, patlasalar da, uçak gemisi, savaşlar da İttihad-ı İslam olacak. Sonuca göre baktığın zaman bu değişiyor. Sonuca göre bakmak, sebeple sonuca bakmak çoğu zaman ters olur. Suret aldatır. Risale-i mantığı şudur. Zaten diyor işlerinden bir ceyran diyor hizmetimize, davamıza sahip çıkacak diyor. Onlar İttihad-ı İslam'a mecbur olacaklar diyor. 6 tane devlet birleşip küfrü mutlaka varacaklar diyor. Sonuç. İttihad-ı İslam olacak, İslam birliği olacak. İslam birliği de içinde isim 1. Tencereyi getir koy. Amerika 2. Japonya 3. Almanya 4. Mısır 5. Pakistan 6. Türkiye bir tane de olacak. Türkiye, Mısır, Pakistan, Almanya, Japonya, Amerika. Altısı ittifak edecek, küfrü mutlaka vuracak. Küfrü mutlak Rusya değil, Çin'dir. Tamam. Ha, İttihad-ı İslam'a mecbur olacaklar çünkü Çin geliyor. Onun karşısında duracak tek şey İttihad-ı İslam. Koy parmağını buraya, sonuç budur. Bu süreç oraya gidecek. Alavera, dalavera, laza samnöbete. Tek gidecek oraya. Bakın, buraya göre bunu yorumlamak, yok. Burayla oraya varmak varamaz. Çünkü süreç gözükmez. Ama Risale-i Nur. Onun için bunları istiyorsan bu mantığı nerede? Sikke-i Tasdik-i Gaybi haber bültenini okursan bununla sana buraya baktırıyor. İşte bizim buradaki mantık da şu. Korku. Korku, korona korkusu. Koronanın korkusu kendisinden değildir. Ölüme vesile olduğu için korkuyoruz. O zaman sonuç ölüm korkusu. Ölüm korkusunu çözersen koronayı da çözeriz. Ölüm korkusu nedir? Bedene ben demektir. Başka? Bu hayatı esas almaktır. Ustadın tabirleri çok naz. Dünya perest, hayatı dünyevi esas alanlar. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ دُنْيَا لَلْآخِرَةِ Dünya esas almış, dünya hayatını esas almış. Esas bu. Keyif ve lezzet. Oysa burada değil ya. Konaklamak için gelmişiz. Sonuç ne? Müslüman ölmeyecek. Çünkü korona öldürüyor. Peki Müslümanı ne yapıyor korona? Teris ediyor. Korona Müslümanı mefte mazar ediyor. Kafiri öldürüyor. Çünkü mef teristir, teptili mekandır, tahvili vücuttur, itlak ruhtur. Ölüm nedir? Ölüm mezara girmektir. Şu toprağın altını siyah görürse oraya girmek hatta korkur. Oraya elbisem girecek, gömleğim kirlendi. Şimdi çamaşır makinesine atıyorsun. Evirip devirip. Temizlenmesi için bu yıkanması lazım. Veya şu anda yıkanmış çamaşırlarımız var. Dolapta, katlı, çekmecede. Siyah değil mi? Ha, toprakta çekmece işte. Oraya girecek. Kim? Bu gömlek. Gömlek dolaptadır diye ben sıkılıyor muyum şu anda? Ölüm kafiredir. Müslümana ölüm yoktur. Müslüman tebdili mekan. Meft var. Risale-i Nur'da ikisini de kullanıyor. Meft, ölüm. Kafir ölümü kullanır. Gafil ölümü kullanır. Fasık ölümü kullanır, gafletimize ölümü kullanır. Ama ellezî halakal mefte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ ve ilâhire ait. Bak ne diyor orada? Mefti teris olarak kullanıyor. Şimdi korona elbisesiyle gömüyorlar galiba. He? Korona elbisesiyle. Ha, elbisesiyle gelsin. Şimdi arkadaşlar. Bak kaya bilmeyi adamın alim bu ha, sokak adamı değil. Ustad o kaya binemeyen adamın korkusunu neyle iş yapıyor? Aklına
malzeme veriyor. Diyor ki, sene kaç gündür? Otur lan aşağı, kalkıyorsun bir de Allah'a alimlik yapıyorsun falan. Demiyor. Sene kaç gündür diyor, 360 gündür. Kaç tane kayık vardır? Yani aklı başına gelmiş. Niye gelmiş? Adam ikna olmuş. Mesela normalde hani cimad olarak bu adam tasavvurda değil mi? Tasavvurdadır. Şuradalar. Mesela hani alim olduğu için yani ben olsam mesela şöyle derdim. Ya işte Allah takdir-i ilahi ölümden ne Cenab-ı Hak ne zaman yani ben mesela izan mı oluyor bu benim dediğim mesela? Zanlı kullanmak. Tabii. Zan. Niye onu öyle kullandı? Burada. Yapmadı? Bak, şöyle kullandı. Bak, dedi ki, burada bilgi, malumat... Alim o zat. Şöyle kullandı. Adetullah kanunu var. Ayat-ı tekvini, mesela kırmızı ışıkta geçmemek farzdır, kul hakkıdır. Ayat-ı tekvini. Virajda, tercih hangi Rus'ta da yapsa, Amerika'da da yapsa, 80'e gitme diyor. Ayat-ı tekvini. Nedir o? Allah'ın esmalarının sebebi tecellileri. İlle Müslüman olmak gerekmiyor. Kainattaki ayetleri. Şimdi o adam ne yapmış biliyor musun Osman? Şuradaki olma ihtimalleri var ya muhtemel. Muhtemel. Bilgi, malumatlar, zanlar. Hep buradası. Burası değil daha. Tam izan değil. Şimdi buradaki olabilir. Benim kayık batar. Battı mı? Yok. Peki batma ihtimali vesaire nerededir o ihtimaller? Bunun için. Tasavvurdadır. Tasavvurdadır. Birinci ders okudum ya. Hareket var. Hareket eden yok. Hareket eden var. Hareket yok. Çıkmazlar. Ustad burada bu adamı buraya taşıyor. Yani adamına göre hani muamele yapıyor muhtemelen diyeceğim ustad. Hani neredeyse ondan çıkartmaya çalışıyor. Tabii mesela ustad ne yapmış? Demiş ki, alim ya, neyi kullanmış? Yönteme bak. Kardeşim, otur lan. Alimsin bir de. Ecel bildir lan. Ecel değişir mi lan? Senin kaderin budur falan. Dedi mi? Demedi. Adetullah'a kullanıyor diyor. Ne diyor? İkna yolunu aldın. Sene kaçtır? 360. Kaç tane kayık var? 1000 × 1000. Bizim bildiğimiz kayın batma ihtimali x bölü bu, y. Yani 360 bin. Lan diyor adama, 360 binde bir ihtimal bu kayıp batması. Lan 360 bin ya. Bundan korkulur mu? Peki ölüm daha bundan daha yakın. Her an ölebilirsin. Nasıl her an? Ölebilirsin, ölmeyebilirsin. İki şıktır. Geldi, gelmedi. Artı, eksi. Ortası var mı? Yok. Ya vardır ya yoktur. Mesela filozof öyle yapmış. Bir ölüm korkusuna çare bulmuş. O tanrıları inkar eden filozoflar var ya, deistler. Aslında Müslümanlığa yaklaşmışlar. Müslümanlar bunlar. O deist dedikleri bize tercüme edersen yanlış anlaşıyor. Onlar tanrı vardır ama onların temsilcileri namı altındaki şirket var ya, bu Hristiyanlık Şialardaki ayetullahlar, Allah adına güya tanrı adına karar veren. Bunlar yoktur diyor. Ne yaptı? İslam'a geldi. Testisi kaldırıyor. Deistlere biz kızıyoruz. Ben hoşuma gidiyor deistler. Aferin lan size diyor. Sistemi kaldırıyor. Şimdi o korkuyu ne yapmış? Dedi ki kaç yıl daha yaşamış? Ya hayır. Bak şimdi var mevt ve hayattan başka şık var mı? Yok. Her an ölümün %50. %50 değil mi? Evet. Ama senin bu sistemle ölmen 360 binde bir. Ölmen. Ustak kalan ömründen gitmiş hesabı. 10 yıl kaldı, yaşama ihtimalim var. Onu da söylüyor. Ne kadar yaşamı, kaç yaşındasın, ben yaşlıyım diyor. Tamam da ne kadar yaşarsın? 10 senede yaşarım, yaşamam. Bak şimdi burada, niçin çok uzattı biliyor musunuz? Bu akıl okurken aslında bir yöntem öğreniyoruz. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi çözme yöntemini. Ustad bu vehme karşı ikna yöntemini kullandı. Dedim ki bak... Bir şey söyleyebilir miyim? Aklını başına alıyor ya ustad. Evvela onun o anda aklının başında olmadığını biliyor. Bak bu şemada da tahakkül, yani aklın o şemanın altını baş gibi düşünürsek başta değil, yukarıda var.
Yani onu bir aşağı indir. Taakkulden, şey, tasavvurdan taakkul seviyesine indir. Tepede te, hani bir aklın bir karış havada. Bir karış havada, bak bir karış havada oradan da. Aa, oradan bu karış havada bu. Şimdi bunu buraya getiriyor. Bu nedir? Akıl vahye bağlayacak şimdi. Allahsız düşündü o adam. Allahsız olunca, Allahsız değil adam. O anda burada zanlar var. Zanların en berbatı kimdir biliyor musun? En berbatı zan, kendi hakkında olumsuz zannetmek. İkinci en kötüsü, Allah hakkında zan. Allah beni yakacaktır, çıracağı yapacaktır, gömbeğinler. Niye böyle yapacağını nereden biliyorsun? Niye Allah'a suyu zannediyorsun? Allah Resulü'nün hadisinde ne diyor aleyhissalatü vesselam? Diyor ki, ömrünüzde en az bir defa Allah'a nihayetsiz üstü zannedin. Yani Allah beni yatmayacak ya, beni Allah affedecek ya. Bir defa de ya, bir defa buna inan en az diyor. Niye? Çünkü haşir meydanında, haşir meydanında ben bunu rüyasında anlatmıştım, ben de bir yaşadım. Cehennem eli de hadiste devam ediyor. Adam gidiyormuş zebaniler sağında solunda. Rivayet bu biliyorsunuz. Cehenneme doğru gidiyormuş, adam rahat. Niye arkaya bakıyorsun diyor. Beni diyor, Allah yatmayacak diyormuş. Peygamberimiz Aleyhisselam bir manasını söylüyor. Ya seni cehenneme götürüyoruz, haşir meydanı bitti, hesap gitti. Seni cehenneme atmaya gidiyoruz. Hayır diyor. Beni Allah affedecek diyor. Hesap doğru. Cehennemi hak ettin. Ama Allah beni mecanen affedecek dedi. Cehenneme gidiyor. Niye bakıyorsun? Allah'ın emrini bekliyorum diyor. Beni affedecek, siz de beni bırakacaksınız diyor. Adamlar soruyor zebaniler. Yani nasıl vardın? Niye seni affedeceğim? Nereden biliyorsun? Nerede biliyorsun dedi. O dedi ki, ben Allah'a, peygamberine itaaten nihayetsiz hüsnü zannettim. Allah beni yakmayacak. Allah da söz verdi. Sözünde de hulfetmez. Allah beni yakmayacak. Ben ona hüsnü zannettim. Dedi ki o anda Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Ben kulumun zannına göreyim diyor. Ve bırakın kulumu. Özel muamele bu. Zannına in. En aynı zenni abdibi. Ben nasılım? Nasıl bana zannediyorsa bana senin benim. Ben öyleyim. En büyük zan biz kendimizi yapıyoruz. Nefsini tanıyan Rabbin tanı var ya. Men arafe nefse fakat arafe Rabbehu. Biz kendimize suizan ediyoruz. Ben bir şey olamam, ben yapamam, beceremem. Ben basitim ya, ben yok. Bu suizandır kendine. Dolayısıyla bu şekilde çökersen Allah'ı da nasıl görürsün? Ben bir şey yapamam, ben beceriksizim, ben bittim. Ya ne yapacağım ya, bundan sonra ne olacak diyen Allah'ı da şöyle görür. Allah beni cezalandıracak, Allah beni yakacak. Allah beni... Ona Cumhuriyet Savcısı'nı mı zannettin TC'nin ya Cenab-ı Hakk'ı? Ceza kesin ya. Devlet adına hareket ediyor Cumhuriyet Savcısı. Mahkum adına hareket etmez. Cumhuriyet Savcısı demek devletin avukatıdır, benim avukatım da sivil olan. Hakim ise ikisinin ortasıdır. Allah öyle değil ya Cumhuriyet haşa. Ne Cumhuriyet Savcısı ne halkın avukatıdır ya. Hüsnü zan et. İlk önce kendine. Sonra devam edeyim. Cenab-ı Hakk'ın hatasına nazar olmak için üstünüzden etmesi gerekiyor. Evet ama biraz da dedi ki bir tanesi dedik o da güzel söyledi Rize'de. Ya Allah'a diyor ilk önce kendime üstünü zannedeceğim ama diyor. Hoca diyor gidemiyorum dedi. Niye dedim çay makası tamircisi. Gelsene bir dakika dedi. Edemiyorum hoca. Niye edemiyorsun? Ya bırakmıyor ki günahım, vicdanım tatmin değil ki. Tam Allah'a ve kendimi üstü zannedeceğim olan alçak nefes bilmem ne, şerefsiz diye böyle. Şunları yaptın lan, şunu yaptın lan, şunu yaptın. Hep önüme günahlar geliyor. O için üstü zan edemiyorum Allah'a dedi. Çok günahım geliyor. Senin günahın mı büyük, Allah mı büyük dedim. Tövbe estağfurullah dedi ya. Allah aciz mi? Allah aciz bırakır mı senin günahın? Allah işte günahını affettim de yoruldum. Allah yorulur mu dedim. Cevabım, kurban olurum sana diye sarar. Çünkü niye? Kuyudan çıktı. Kuyu o. Ve namazsızlığının sebebi de o. Ben kılsam ne olacak ki bundan sonra ben şu biraz saydı ama daha sayma. Şu günahların da İslam hukukunda belli cezası. Ben nereyim düze, ne yapayım ki bunu affettireceğim? O için ne namazlar ne bir şey. Bir oruca tutulmuş. Ona sarıldı ve o adam şu anda 5 vakit namaz kılıyor. Affetmek, etmemek onun işi. Bazen o imtihan oluyor. Musa Aleyhisselam'a demiş ya giderken bir abid. Ya Musa diyor, Rabbinle görüşmeye gidiyorsun. Benim hakkımda Allah ne düşünüyor benim hakkımda?
gitmiş söylemiş. Biliyorsun söyle, gönderiliyor haber. Gelir. Rab dönerken demiş ki ne dedi? Rabbim dedi ki diyor senin hakkında ne yaparsa yapsın, ne kadar namaz kadar ibadete ver, ben onu cehenneme atacağım diyor. Ondan sonra o onun işi dedi, bileceği, ben işimi yaparım dedi. İbadete devam etti. Gelecek işte 40 gün sonra, 40 günde bir gidermiş. 40 gün sonra baktı yine aynı abeti görüyor ibadet. Ondan sonra hiçbir şey demiyor. Selam veriyor. Sen cehennemlik olduğun halde gene ibadet mi diyorsun? O benim işim diyor. Cehenneme koyar koymaz. Benim işim değil diyor. Usta alimler de onu kullanıyor. Diyor ki adam işi anlamış. Sonra hiçbir şey demediği halde Rab diyor ki Musa git onu söyle. O söz, o haber imtihanıydı diyor. İbadetin ruhunu, ihlasını yakalasın diye o şeydi. Bakalım ibadeti yapıyor. İhlas mı? Yoksa bir beklenti içinde mi? İmtihan şekli oymuş. Kazandı diyor. Bak adam cehenneme atma atmama. Onun işi. Kazandı da imtihan ha. Ha? Kazandı haberi de imtihan. O da imtihan. Şimdi olay burada değil. Çok hoşuma giden şeyler var ya bunlar kaydetme. Burada olayı tasvir etmek değil, adam ikna etmek. Aklı nasıl ikna etti, kuyudan nasıl çıkarttı, korkudan nasıl indirdi aşağıya diye. Ne o? Aklı başına gelmesinin bir sebebi ikna ve mantık yöntemleridir. Aklı devre dışı yapanlardan en mühimlerinden biri de karşımıza burada çıktı ki o da vehimdir. Adam batar, sandal batar, kayık batar, vehmidir. Aklı bloke eden sebeplerden bir tanesi karşımıza vehim çıkıyor. Vehim neydi? Elime bakın. Vehim olmayanı yukarıya var eden düşüncelerdir. Vehim olmayanı var eden fiil değil, düşünce. Nerededir? Buradadır. Vesveseyi söylüyorum. Kalpte. Var olan eylemi, düşünceyi değil, vehim düşünceyi. Kalpte, vesvese kalpte olur, vehim burada olur. Var olan fiili, mesela imanın var, mesela abdestin var, sağlıklısın, fiil bu. Var olan fiili yok, imanı olana yok, abdesti olana abdestin yok. Sağlıklı olana tahsiyeten daha çok kadınlar, kanserim, hastayım. Varı yok saydıran vesvese. Eylemin arkasındaki çarpık düşünceler vesvesedir, eylem varsa. Eylem yok, düşünsel. Ya acaba korona olabilir miyim? Şu olan bu düşüncedir, o vehim. Demek ki aklı bloke edenlerden bir tanesi de vehimdir. Vehim de neyle kalkar diyor? Mantık, ikna, delil, burhan, hüccet getireceksin. Vehim ortadan kalksın. Aslında orada aslında devamında da bir ölçü veriyor. Şu an hani ihtiyatkarhane halkın ölçüsünü veriyor. 2-3-4 ihtimalden bir olsa hatta 5-6 ihtimalden bir olsa cevazı vardır, evet. Meşrudur diyor. 5-6 ihtimal, ölüm ihtimali 5-6 tane ihtimalden bir tanesi ise yani şimdi koronada en çok yaşıyoruz ya şimdi. Yani mesela diyelim ki köyde şey var, karantina. Girme kardeşim o köye. Artık orada tamam, 5-6 ihtimale indi. Mesela diyelim ki doktor. Doktor bak, yanımızda doktor var. Ve her gün belki onlarca insan giriyor. O 5-6 ihtimal içinde. O dikkat etmesi lazım. Doktoru da buraya soktuğumuz zaman yalnız koymamız gerekiyor. Zaten dersi de maskeli dinliyor. Bakın o 5-6 ihtimale inmiş onun işi. Öyle mi? Çünkü çok insan geliyor ona. Mesela ama köyde hiçbir şey, evinde bir şey yok. Ya kadın uzak dur lan. Yatağında, odanda, şeyinde. Asarlar lan seni. Yani o odaları değiştirmek, evi değiştirmek, gemilere binmek, yaylalara gitmek, hiç çıkmamak, inmemek. Bu 5-6... 25 kat artmış Çin'de boşanmalar. Ne kadar? 25 kat. 25, bundan dolayı. Bundan dolayı. Yapma ya. Çin'de. Çin'de. 25 kat artmış. Bu süreçte 25 kat boşanmalar. Evet. Ve bana orada olan pilot söyledi. Orada kaldı, kalmak zorunda kaldı. Sonra Türkiye'yi getirdi. Öyle öyle böyle anlattıkları gibi değil dedi. Milyonu aşmış dedi ölüm oranı. Çin demiyor diyor. Milyon ve kesinlikle hiçbirisi gömülmüyor diyor. Hep yakılıyor. Yakma şeylerini yetişmiyor. Ben gördüm diyor. Pilot. Niçin? Niçin dedim. O Harun abi dedim şey yapıyor. Dedi ki hepsi korku. Odasında diyor
mesela baktığın zaman diyor otelde, odalar var, oteller böyle böyle giriş değil. Baktığın zaman camda oturmuş ha böyle, ha böyle oturuyor, ya çayını şeyini içiyor. Böyle, saatlerce orada görürsün diyor. Korku. Bunların öd var ya öd, ödü patlamak, kanı zehirliyor. Bizimkiler de düğüne katılıyor. Koron oynuyorlar, gece beni gece sen rahatsız ediyor. Maske takmak serbest bırakılmış. %99.8 oranında takıyorlar. Yani takma serbest bırakmış devlet. Takmıyor. %99.8 oranında takıyormuş. Çin. Türkiye'yi serbest bıraktılar, tersi de takmıyor. Türkiye'de zorunlu. Türkiye'de zorunlu, %90'ı takmıyor. Yani bu şey değil, vehimleri fazla aktif değil. Çünkü iki doktor var ya, doktor teslimiyet, ama da yanlış kullanıyor ama Allah da iyi muamele diyor. Doktor teslimiyet Allah'a, doktor meşguliyet. Sen eğer teslimiyetin ve bir de işin yoksa, odadaysan, ölümünü bekliyorsan merak etme. Başkasından beklemeye gerek yok. Camdan girer korona. Seni bulur. Yani git meşgul ol, temizlik yap. Evde temizlik yap, bir şey yap, el işi yap. Git tarlaya, tamam mı? Bir şey kaz ya. At kafadan celbetme, neyse. Bu vehmi de ortadan kaldıranlardan biri de iknadır ve mantıkla ilzam etmektir. Şeytan aklı devre dışı yapmak için ihtimaliyatı evhamı tahrik ederek şeytan bu aklı devre dışı yapmak için şuradaki vehmin ihtimaliyatını ihtimal olabiliri olmuş diye gösteriyor. Sıralama şöyle. İhtimalle vehim, vehimle de aklı etkilersiniz. İhtimalle vehimleri, vehimle de aklı etkilersiniz. 4 tane ilaç var ya, bir ilacımız var. Getir tencereyi. Bir tane dedik abi tencereyi getir. Tencereyi getir. 4 tane element koyacağız, karıştıracağız. Hap yapacağız şimdi. Tamam abi. Şunu çevireyim de yazayım. Şunu al. 4 tane karışım. Harika ama. Bakayım hatırlarsınız, mutlaka hatırlarsınız. Kaydır abim. Bak. Teslim. Harika. Tevekkül. Kanaat. İtimat. İtimat. Nedir diye karşılıklar olursa ne dersiniz abiler? İlaç bu. Peki, ben dersi çabuk gideceğiz dedik ama bilmiyorum. Olsun. Peki, testim? Günde 3 öğün. Günde 3 öğün? 100 gram testim abi. Ha, testim ha. Testim Seleme'den geliyor. İslamiyet. Fiili İslamiyet. Fiiliyatı. Doğru yaşa. 5 öğünmüş, yanlış bir sene. Doğru yaşa. Abdestini al kardeşim. Temizliğe dikkat edin. Zaten abdest alın. Ha ne güzel demiş. Rükülerde Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim, burun, ağız, eller 3 defa. En vasatı ne? 5. En şey 7. Korona oldu. 3 defa burnundan mı su veriyordun? 5'e çıkar. Gördün mü? İslam'da. Peki tevekkül, vekil yapmak, evellemek. Olayın arkasına geçip olayların arkasından sahibinin nazarıyla bak. Yani sana ne diyor bu? Ne diyor yani? Allah canibinden kudretin azameti altından bak diyor. İş 168. Şualar. İkinci şua. Ha? 3 mu? Yok. Hastalık ve rızık diyor. Hastalık ve rızık. Allah'ın sunna efaline kelamına oraya mı diyor? He he. 162. Kaç? 162. Şualar. İşaretleyeceğiz. İşaretleyeceğiz. 168'e. Bir de 168'e bakar mısın? Bakıyorum. Niye kafamda öyle kalmış? Allah'ın azameti altında, kudretin azameti altında bak diyor. Allah canibine kudretin azametin altına bak.
aşağıda sol tarafta. Tamam. Kanaat. Tevekkülü imani, teslim İslami diyor. Heh. Ha. Teslimi? Tevekkülü imani, teslim İslami. İmani değil mi? Ha, öyle demek. İmani. Tamam işte aynı bu. Peki kanaat neydi? Kanaat neydi? Allah'ın rububiyeti var ya. Allah böyle bir kainata bir sistemi kurmuş. Tamam mı? Rablığını yapıyor. Rububiyet. Rabbul alemin. Herkesin Rabbi farklı. Allah'ımız bir. Rabbimiz farklı. Yani bizim alemimizdeki Rabbul alemin, Rab ya, Rabbim. Yani Allah'a kanaat et. Allah'ın rububiyetine rıza göster, değil mi? Rıza, kanaat et. Her şey onun elinde. Her şey onun emriyle halledilir. Var ya Mektubat-ı İmcan. Her şey onun emriyle halledilir. Bir de şey var. Emriyle bir şey var. Fark olsana. Her şey onun emriyle halledilir. Halledilir. Hayır hayır 20. mektup. Ve onun iradesiyle mi? İzniyle mi? İzniyle mi? İzniyleydi galiba. İzniyle bir şey işte. Başka şeylere müracaat edin. Başka? Ya niye bulamıyorsun Faruk? Bak Mehmet kardeşim. Al başka yerlere müracaat et, yorulma. Allah bilir başka şeylere müracaat edin. Onlara tezelli edip minnet çekme. Hizli söyle. Onlara tezelli edip minnet çekme. Onlara temellik edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkun. Sultan-ı Kainat birdir. Sultan-ı Kainat. Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elinde. Bir dakika. Şurayı sileyim. Bir dakika. Heh. Buldun. Aferin. Çok güzel. Bak. Vahdehu da bu. Vahdehu da. Sayfa kaç abi? 224. Mektubat. 224. Söyler misin abi? Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin anahtarı. Anahtarı. Onun yanında maşallah. Her şeyin dizgini onun elindedir. Dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Ha. Daha ziyade tevekküle bakmıyor musun? Herhalde baktım hocam. Siz daha ziyade tevekküle bakıyorsunuz değil mi? Yok, şöyle. Tevekkül, hasbunallah ve ni'mel vekil, ikinci şuadır. Evellemektir. Kainatın da arkasına girip, kainatın kuruluş gayesiyle kainata bakmaktır. Vekil yapmak o. Nedir o? İkinci şuaya baktığın zaman, ya yani bakinin aynası baki olmak lazım gelir diyor, tamam mı? Şimdi kanaat şu, itimat nedir? Allah'ın sana verdiği hisse var ya, bu sistem içinde, sana yaptığı muameleye ve yaptığı icraata şüphe etme. İcraata isyan etme. İsyan etme, itiraz etme. Kaderi tenkit etme. Saltanat-ı rububiyetine itimat. Etme, kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. İşte bu hap. Ha işte, esselam yoksa ölürsün bunun gibi. İlaç. Neyin ilacı? Vehmin. Vehmin ve vesvesenin
ilacı. Sabah akşam yiyebilirsiniz bunu. TTKI. TTKI diye kısaltıyorum. İlacı alın da öyle koyalım. Kit. Kit yani. Çip yani. Kit. Kana çip sat demek kit desin gerek. Kit. Bak ilaç. Çok acayip ya. Peki kendine nasıl bakacaksın? Az fark, noksan, kusur. Eylemsen, az fark, şefkat, tefekkür. Üçü farklıdır ha, üç tane şey söyledim. Bak, şu. Bir ilk defa bu kalemle yazacağız. Az fark, şefkat, tefekkür. Bir tane de var. At, fark, noksan, kusur. Noksan, kusur. Bu kader risalesine geçer. Kader risalesinde. Fert isim. Fert isminde geçer. Tamam mı? Bu... Mademlerdeki hemler de aslında sıralanırsa da... Şu arkadaşlar... Bunun içsel aleminde bununla yapılanıyorsun. Bununla bakıyorsun. Bu mülke, bu meleküte. İçsel alemini, noksan kusurunu devruhte etmek. Adem aleyhisselam kusuru devruhte etti, affedildi. İçsel yapılanmasını kıblesine koydu, yapılandırdı. Adem aleyhisselam kusuru deluhte etti. Bu içsel aleminin yapılandıran kusuru şeytan ne yaptı? Beni sen azdırdın dedi. Adem aleyhisselam ne dedi? Kusuru deluhte etti. Ben nefsime zulmettim. Yunus aleyhisselam ben nefsime zulmettim. Ne yaptı? Kusuru üzerine aldı. Bu ise nasıl bakacağız? Acizlikle Allah'ın kudretini celbediyoruz. Fakirlikle Allah'ın gınasını, zenginliğini celbediyoruz. Şefkat ile zulüm yapmıyoruz. Rahim ismine mazhar oluyoruz. Şefkat. Tefekkür ile, bunu yazayım bak. Şöyle isimler. Aşağıdakinde de insan penceresini alır yer aldı. Bu insan. İnsan penceresi. İsimlerini söyleyeyim, şuradaki isimleri. Ad, kudreti. Fark, gınayı. Gınasını. Allah'ın zenginliğini. Şefkat, merhameti. Rahim. Kâb, tamam. Tefekkür, hikmet. Hangi isim? İ çekiyor, A çekmiyor. Hakim, hikmet. Tamam. Tevhid de diyebilir miyiz abi tefekküre? Tevhidi derk etmek. Yani tabii tevhidi neticesi o. Tefekkür yöntemdir. O cevap o. Şurada noksan ve kusur. Noksan hangi esma? Şu anda hatırıma gelmiyor. Noksan hangi esma? Kusur acaba... Samet'e bakıyor abi. He? Kusur Samet'e bakıyor. Samet aynı olmak veya işte şeytanı yaratan bilmiyorum ama şu anda hatırıma gelmiyor. Bak şey hepsi farklı. Belki noksan ve kusur diyebiliriz abi buna. Evet. Hani noksan kusur ayrı değil, noksan ve kusur. Bu bu diş dünyanı mülk tarafını yapılandırıyor. Mülkünü. Bu enfus alemini. Hani şöyle diyeyim. Anne babadan doğan ve doğduk hepimiz ama orada kanaat eden beşerdir. Orada kan. Kendisi kendisinden doğarsa kendi kendinden doğan insandır. İnsan. Bu harici yapılandırıyor. Bu başkasının vücudunu gösteriyor. Bu gitmek tefekkür yöntemdir. Netice değildir. Tefekkür nedir biliyor musun? Değil mi hemen masama geçeyim? Bütün psikoloji sıkıntıların çözümü tefekkürdür. Tefekküre alışan bir kafa hemen onu sıyrılır. Sonuca odaklanır. Buradayım. Sonuç ama bir sürü sıkıntı var. Aşıyorsun. Devamlı kafa. Mesela şöyle bir misal vereyim. Yanlış anlamayacağınız için.
dün akşam iki defa kalktım dedim ya. Aslında bunu iki defa zikretmemin sebebi, hani neyle yatıp neyle yatarsa onunla kalkarsınız. Neyle yatarsanız kafa o. Niye öyle gördüm ben o şeyleri? Çünkü onu düşündüm, tefekkür ettim. Aradaki bir sürü zanlar, hissiyatlar, düşünceler, fikirler, depremler, koronalar hep burada kaldı. Oraya, ehad, Allah Allah, hep bunların arkasında ehad. Yani bu sefer tefekkür oraya bağlandı mı, şunlar yok. Mesela şeye benziyor Karadeniz'de, teleferik dağdan dağa kuruyorlar. Arada uçurumlar var bir sürü. Dağlar, tepeler, ağaçlar falan bir sürü şeyler var. Kurumuş ağaçlar var, dikenler var, çalılar var, dere var, uçurum var da var. Biniyorsun, bağlandı. Ben ne o? Bağın adı tefekkür, sonuç değil. Tefekküre yüklenen işte aletlerdir. Şimdi biraz hızlı gidelim. Değişik mi? Aynı gibi oldu. Yani birisine Allah'ın rububiyetine rıza et, öbürküsüne de yaptığı muamele icraata itiraz etme. O da rububiyet zaten. Bak, şöyle bir şey bu. Şöyle olur mu? Kanaat sanki geçmişe ve hazıra bakıyor, itimat geleceğe bakıyor. Evet, evet. Çok güzel. Yani onu da ekleyebiliriz. Ne bakıyor ama sanki biri... Çok güzel. Yani itimat, hani suizan ediyor ya, geleceğe. Geleceğe bakıyor diyelim. Tamam, ekleyelim. C bakıyor. Kanaat hazıra mı bakıyor? Geçmiş. Hayır, geçmiş ve hazıra bakıyor yani. Evet. Geçmişe kanaat olur mu abi? Ama icraat diyor sana. İcraata isyan etme. Olmuş artık. Olmuş. Niye oldu? Niye böyle oldu? Deme artık. Kaç da. Deme yani. Malına mülküne kanaat etme. Şey de var. Hikmet karşılığı. Ne kadar zenginlik oluyor görüyor musunuz? Ya mesela geçmiş. Ya niye oldu ya? Keşke olmasaydı falan. Yani desen çare mi? O zaman ne diyor? Geçmiş kader. Gelecek teklif. Geçmiş kader. Kader var mı burada? Ya, kanaati verilen nimetler noktasında da kullanıyor ya abi. He? Kanaati verilen nimetler, insaniyet verildi. Kardeşim artık kanaat, Allah beni niye yarattı, Allah beni böyle niye yapmadı, Allah beni erkek kadın yapmadı, Allah beni şey yapmadı var ya, yarattığına artık memnunum. Tamam mı? O kanaat, Allah'ın sana yapacağı. Peki itimat? Gelecektir çünkü. Allah ne yapacak beni? Ne böyle olur mu, şey olur mu? İhtimaliyatlar ortadan kaldı. Biz ona itimat etmişiz, yola evet. Çıkmışız. Yani Allah sonsuz yaratma mı ihtimaller arasında seni yaratmış mı? Hiçlikten varlığa çıkartmış mı? Ya geçmişim şöyle olsun. Olmuş kardeş. Geçmiş kaderdir. Gelecek kader değildir. Geçmiş kaderdir. Gelecek tekliftir. Hakim ne yapacaksın? İnsan kader risalesini söyle. İşte şunu şöyle yapabiliriz. Burada ters yazmışız. Şu. Belki bunların hepsi çıkıyor ama belki suret, hakikat, kanuniyet, mahiyet gibi. Ondan dolayıdır belki birbirine karışık. Kaderi tenkit burada. Tenkit etme. Peki bu ne? Gelecek tekliftir. Teklif edilene muhatap ol. Gelecek İhtimat et. Yok. Teklif. Teklif edileni ne dersen de. İki nokta. Yani geçmiş kader, gelecek teklif. Abi noksan bari esmasına, kusur da samet esmasına bakıyor. Bari esmasına. Noksan? Bari esmasına. Bari esmasına, noksansız. Sübhan değil mi? Bu tesbihat da olabilir. Sübhanallah, elhamdülillah. Bir şey olabilir, her şeyde kalsın. Peki, ihtimaller de düşünce ve zan çeşitliliğiyle ortaya çıkar. Aklı devre dışı yapanlardan biri de hissi haftır. Haft da
ortadan kaldıran ve aklı başına getirenlerden biri kıyas yoluyla mantıkı kıyastır. Kıyasla başımıza belalar geliyor. Ona böyle böyle oldu. Ona da böyle böyle oldu. Bana da olur. Oluru oldu diye bakıyor. Mesela erkekler daha çok mantıksal ve akıllı çözümler üretirken sonuca odaklıdır fıtratı. Vazifesi itibariyle sonuca odaklıdır erkek fıtratı. Kadın ise sonuca değil sürece odaklıdır. Hissidir. Hissi duygular çok canlıdır. Onun için çok iyiyim demelerinden sevinme, çok kötüyüm demelerinden hemen üzülme. Çünkü devam değişkendir. Atmosfer şeye benziyor. Sürece odaklıdır sürece. Sonuca değil. Dolayısıyla kadın da fıtratını bilince çok üzülmez. Yani benim fıtratım buymuş. Erkek de bu arada süreçte var nasıl olacak bilmem ama bu olacak. Şunla demek istiyorum. Kadın erkek rolüne bürünmesin. Erkek de kadın rolüne bürünmesin. Kadın ağladığı, sızladığı zaman hemen endişe etme. Süreçtedir o. Sen sonuçtan onu ikna etmeye çalış. Erkek buradayken buna, kadın ise buradan buna bakıyor. Yani kullanabilirsiniz, bu kanundur. Bununla harici, bununla içsel enfus alemi yapılandır. Demesi kolay da yapması kolay. Doğru. Çok doğru, doğru. Peki, birisi itikadın sağlamlığıdır. Sağlam değilse aklı devre dışı olur. Yani, bir daha okuyayım. Aklı devre dışı yapan biri de neymiş? Hissi haftır. Haf, haf hissi, korku hissi aklı devre dışı yapıyor. Korktuğunuz zaman en çabuk aklı devre dışı yapan korkudur. Korkan adam akıllı pek düşünemez. Onun için yüzü kağıt gibi olur. Mesela rüyada düşerken görürsünüz. Tam yere çakılırken kesinlikle olmaz, uyanırsınız. Yere çakılıp kendini öldüğünü görse, çakıldığını, beyin öyle inandığı için ölüm fermanını verir. Öyle vücut salgılamalı, ölür ya. Bunun ehl ilmin tespiti bu. Paramparça olmuş. Ama şöyle görebilirsiniz. Paramparça oldum değil de ben mesela ölümü gördüm, ben ölmüşüm. Öyle rüya görebilirsin ama parçalanma anı olmaz. Olunca beyin rüyayı ve hayali veya gerçeği aynı görür. İşte beyin ne yapar parçalanırken, neyi salgılarsa, ne yaparsa rüyadaki parçalanmayı da öyle şey yapar ve vücudu kilitler ve bitirir, ölür akıllı. Rüyada ölümler öyle olmuş. Lemalar 13. İkide keseriz, 15 dakikamız var. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın dusturlarının, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Elinizde metin olduğu için ne anladık? His ve zevkin coşkunlukları, bir, aklın dusturlarını, iki, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden, murat etmediklerinden mantık mizanları ile tartılmamalı. Çıkarımlar, zamanımız olmadığı için yazmıyorum. Bir, dört tane çıkarım var. His ve zevk coşkunlukları aklı devre dışı yapabilir. İki, aklın dusturları, fikrin mizanları olur. Üç, mantık aklın içinde bir sıfattır. Dört, Allahu alem aklı his, fikri zevk devre dışı yapıyor. Bunu yazayım. Bunu iyi ki getirdik ha. Böyle. Aklı değil de aklı düsturlarını. Bunu desek abi. Aha, o abi. Aşık. Devre dışı yapıyor. Şimdi bu süreci ben metni sadık kaldığım için Abdullah. Allah'ım aklı his. Fikri mi diyor? His ve zevk. Alt alta yaz isterseniz.
Başka kalemle yazacağım mı? Ve zevk mi? Zevk doğru mu yazdın? Devlet işi yapıyor. Doğru mu yazdım? Noktalara da siz dikkatini. Doğru mu yazdım arkadaşım? Aklı, his, fikri, fikri zevk, devre dışı yapıyor. Lamalar 47. 15 dakika iki sonra keseceğim dedi. Lamalar 14 daha bu orası. Şey, sonuçta yazdım. He? Şimdi çok güzel. Şimdi çok güzel. Okuduğum yer mi 13 değil miydi? 13'te yok abi, 14. 14 mü? Çevir, kusura bakma. 3. lamanın başı. Tamam. Lamalar 47 şimdi. Şefkatli tokat yer. Aklı varsa intibaha gelir. Allah Allah, ne çıkarım oldu ki bundan? Hatalarından intibaha gelebilmesi veya gelenlerin akları başlarında olmadığını gösterir. Mesela şefkatli tokat yer anlamaz. Niye aklı başında değil? Alameti de intibaha gelmesidir. Aklın başına bak. Aklın başa geldiğinin alameti nedir? İntiba. Uyanıyor. Ha, bu bana niye geldi? Tamam, zahirde beşer zulmetti. Beşer sana zulmetti. Yanlış yaptılar. Yapmaması lazım, dememesi lazım. Tamam, geç buna, takılma. Buraya takılırsan çamaşır ipine takılır olursun orada. Şöyle de, beşer zulmeder, kader adalet eder. Kader geçmişti. Bak, beşer zulmeder, kader adalet eder. Kader neydi? Geçmiş. Ha, beşer bana zulmetti. Vermedi. Bu zalim, zalim. Bu zalim. Ha, mülkte hakkını arayacaksın. Gereken her şeyi yap burada. İç alemindeki sıkıntı şöyle kaldır. Geçmişte var ya, 3 sene önce falan şeyi yapmıştım. Allah bu zalimi o için bana musallat etti de, geçmişinle bu olayı ilişkilendirirse günahına kefaret olur. Oluyor değil mi? İçsel, oluyor tabii. İçsel rahatlama, olduğuna delil rahatlamadır. O Allah'ın cevabıdır rahatlama. Ama buradaki adet ilahi ona peşkeş çekme. Ona da hakkını al. Burada haklısın, burada haksızsın. Aklı başına gelmesinin bir sebebi de şefkatli tokat yemesidir. Sakın her tokata şefkat tokatı deme. Allah sana bir makamı murat eder ama sebabın buna yetmez. Bu sefer günahından sebap yapamıyorsun. Günahını silmesi için hastalık, musibet tokatları veriyor. Tokat değil o, makamını yükseltmek içindir. Her olumsuzluklar sakın tokat deyip de psikolojini bozma. O tokatı da anlarsa şefkatli tokata dönüşür. Bak, senin soracağın soru. Ha, bu geçmişimle diye anlarsa şefkatli tokat oluyor. Kefaret o zaman oluyor. O tokatın ne için olduğunu anlamasa tokat olur, şefkatli tokat olmaz. Tokat olur ama şefkatli tokat olmaz. Zecir de olmaz. Zecir şu. Zecir bir daha dönememektir. O Allah düşmanı, Kur'an düşmanı bilerek. Onun için bazıları diyor ki, abi ben münafık mıyım? Münafık olamazsın sen dedim. Niye dedi, gözü açıldı. Ben münafığım olan. Çünkü münafık bilerek yapıyor. Münafık olduğunu bilir. Abdullah, münafık olamazsın. Bilerek, bilerek ve severek İslam'ın, Kur'an'ın aleyhinde olacaksın. Beceremezsiniz. Beceremezsiniz. Çünkü vicdan bırakmaz. Bakın, tokat bilirse, tokatı tokat olur, Allah ile bilirse, yok, niye böyle olduğunu şey yaptı, tokattır ama şefkat olmaz, kefaret de olmaz. Neye benziyor? Sağdan ayakkabı giymek sünnettir. Zındık veya gafil veya hiç lakayt bir Müslüman, öyle hiç böyle bir derdi yok, ayakkabıyı sağdan giymiş. Sağdan giymenin sebebini alamaz. Müslüman peki, yapa yapa her daim sağdan mı giyer? Hayır. Yaptı ama şuursuz yapsa, o şuursuz yapmasına daha önceki şuurlu yapısından kaynaklandığı için sünneti gene alır. Her daim şuur olmaz, çünkü o 11. lemada diyor ki,
o insanlar ehası havastır. O tokadın ne için olduğunu anlamazsa tokat alır ama şefkati tokat olmaz. İntibaha gelirse kefareti zünüp olur. Anladın mı Yasin sen bunu söyle? Anladım abi. Eğer intibaha gelirsen bu beşer, bu kader. Anlarsan şu günahım için 5 sene önce yapmıştım, nurculuktan önce yapmıştım. Anladığın anda o günahını siliyor. O zaman şükret. Bu tokatla, zalimin eliyle Allah bunu sil. Sildiğini nereden biliyoruz? Sildiğine inanmandır, inanabilmendir. Kefaret üzülüp intibaha gelmese hiçbir şey olmaz. İşin sırrı o tokadı anlamlandırmandır. İşin sırrı o. Şu beşerin hatası, zulmetti, hakkımı gasp etti. Yaptı da yaptı. Haklıyım. Burada haklıyım. Geçmişe dön, bu zalimi bana musallat et. Ama dikkat edin, 3 defa söylüyorum. Ben burada intibaha geldim, günahıma kefaret oldu diye bunun peşini bırakma. Adliyeyse adliye ver. Burada haklısın. Karıştırma, mülk ile melekütü karıştırma. İç yapılandırmayı, psikolojik sıkıntı olmaması için buna bak. Ayat-ı tekviniyeyi, alem-i şehadet ikileri de buna uyacaksın. İç aleminde evameli tekviniye, dış aleminde ayat-ı tekviniye uyacaksın. İç aleminde imam-ı mübine, dış aleminde kitab-ı mübine uyacaksın. Lemalar 55. Kaç dakikam var? 8 dakika. Mesail-i şeriatla sünnet-i seniye dusturları emraz-ı ruhiyede ve akliyede ve kalbiyede hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi. Görüyor musunuz? İlaca bak. Neymiş o? Aklın ilacı şuymuş. Garip garip var ya vesvese beyin. Korona mı olacağım, kanser mi olacağım, ölüyorum, kaybedecek miyim, şey yapacak mıyım, Allah beni yakacak mı, toprak mı, ben toprağa mı gireceğim falan korkuyorum. İlacı. Mesail-i şeriata, sünnet-i seniyeye uyacaksın. Yani Allah ne dedi? Suyun üzerinde yürüyen, havada seccadesini koyup namazı kılan cennetliktir, yoksa gitmiş. Böyle bir şey dedi mi? Yok. Yani mesail-i şeriata, Allah'ın haramlarına, helallarını ilk önce kabul et, faizi helal deme, yapamasan bile, haşa meyhanın dahi olsa, içkiyi mübah görme, yapıyorum lanet olsun kurtulmak istiyorum de, mesail-i şeriata, yani elinde geldiği kadar fiile, yani Allah'ın emirlerine fiilen, haramlarına fiilen içtinab etmek, bunu da iç alemini yapılandırmak için, bu dış dünya, mesail-i şeriat, iç alemindeki bu mu doğru, bu mu hak mı? Öyle çapraşlık yapıyoruz yani, okyanusta gemisin, pusulan yok, hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Orada pusula, sünnet-i seni, iç alemini sünnet-i seni, diş alemini mesail-i şeriatla yapılandır. Aklı bozulmaktan kurtaran şey, bozulmuş aklı düzelten bunlar. Bak, aklı bozulmaktan kurtarır veya bozulmuş mu aklın? Bununla düzeltirsin. 6 dakikada bunu da okuruz. Lemalar 60. Ne kadar hızlı gidiyor mu Osman? Bayağı izlenmiş lan bu at. Lemalara gireceğim abi. Geçirmeyeceğim 2. Kuvve-i akliyenin 1. Fesat ve zulmeti hükmündeki. Bak görüyor musun? Kuvve-i akliyenin fesadı ve zulmeti neymiş? İfrat ve tefriti olan gabavet ve celbezeden müberra olarak haddi vasatı ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima diye devam ediyor. Kuvve-i akliyenin yazmaya gerek yok. Kuvve-i akliyenin ifratı celbeze, tefriti, fesat, ifratı. Tefriti ise ifratı gabavet,
tefriti, zulmet, vasatı, yazayım bunu arkadaşlar. Ha, mesela kuvve akliyenin vasatı nedir o? Vasat, istikamet. Şeyi, tefriti o kadar mükemmel ki, hikmet, vasatın konuşuyoruz. Yani şu kuvve-i akliyenin vasatı. Yani hikmet ve istikamet. Hikmet ve istikamet. Gel şöyle yazayım. Üç önemli. Böyle üç tane dizmeyeyim de. Bir eylemsel bir hal olarak gösterdim. Eylemsel bir hal. Şu. Akliyenin bir, iki, üç. Tefriti, vasatı, değil mi arkadaşlar? İfratı, ifratı, aşağıya sıralayacağım. Kuvve-i akliyenin tefriti nedir? Yok. Gabavet. Arkadaşlar, onu bileceğiz ya. Gaba ve vasatı, hikmet, ifratı, celbeze. Bunun celbeze. Faruk biraz açar mısın? Abi gabavet nedir? Yani hiçbir şey kasmıyor. Peki celbeze nedir? Hakkı batıl, batıl hakkı. Hak gösteriyor. Öyle zekaya sahip. Zeka. Öyle bir zekası var. Hakkı batıl, batıl hak. Allah'a bir korku. Hikmet neydi abi? Her şey değer nispetinde kıymetli. Evet, her şeyi kıymetin nispetinde değer veriyor. Yani esmasına bağlı. Tamam. Şimdi eylemsel halinde şöyle bir şey var. Yani nasıl şey yapacağız? Bir, eylemde bu adam celbeze eylem olursa bu adam fesat yapar. Mükemmel işte. Fesat yapar. Başka? İfratıydı değil mi bu? İfratı. Peki tefriti, tefrit nerede? Zulmeder. Kimler zulmeder? Kuvve-i akliyenin tefrit mertebesinde olan zalim. Tamam. Vasatta ne yapar abiler? İstikamet. Vasatta istikamet. İstikametli olur. Yani abi istikametli olduğu mu için mi bu işleri yapıyor yoksa kuvve-i akliyeyi vasat mertebede kullandığı için mi istikamete giriyor? Fark etmez. Ayşe'de şey ise. Evet. Mesela şöyle. İstikamette olduğu için hikmet sahibidir. Hikmet sahibi ne demektir? Yani aklı ereğine bağlamış felsefe tabiriyle. Aklı hakikatına, esmaya bağlı, vahye. Akıl vahye bağlı olursa hata yapmaz mı? Yapar. Ama şöyle düşünür. Yani ben beşerim, eksiğim, kusurluyum. O sıfandır. Yani hiçbir zaman faturayı kesmez kendisini. Allah'ı da öyle haşa 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 zulmeden, zalim, gasp eden, böyle yapan şöyle var ya böyle. Böyle hissi, hissiyatları taşkınlığa gelmiş, kürsüye çıkmış, muvazenesiz vaazlar var. Dolu. Ayakta bevletmenin işte bilmem ne yapmanın falan var ya muhakematta bu örnek veriyor. Anasıyla şöyle Kabe'li şöyle yapmış. Böyle muvazenesiz, dengesiz. Yani öyle düşünmez hala. Öyle değil. Ondan sonra da bazı humanistler var. Ne yaparsa yap Allah şey yapmaz. Ana çocuğunu şey yapar gibi. O da celbesi. Tefrit o. Onun için ayet var. Sizi Allah, şeytan diyor Allah'ın merhametine güvendirip de diyor günah işlettirmesin. Nedir o? İstikamet. Yani hikmet sahibi olacak. Her şey hakkı kadar değer verecek. Bu budur. Bu da budur. Yapamadığı zaman bende beşeriyet de var. Üç şahsiyet var. Beşeriyet var, ubudiyet var, bir de vazifedarlık var. Ben şu anda vazifemi yapıyorum. Biraz sonra namaz kılacağım, ubudiyetimi yapacağım. Herkes gittikten sonra ubudiyetim, odamda ne yapıyorsam beşeriyetim. Tamam. Bu arada iki dakikam var. Defterim var. Herhalde bitti. Metni okuyayım bitiyor. Aklın ifratıyla, aklın kontrolü şeytana geçiyor. Her şeyin ama, arkadaşlar bu çok önemli. Ne gelirse gelsin bana. Mesela annenin şefkatini çocuğu şey yapmıyor ya, ifrat o.
Allah da öyle düşünüyor. Anne çocuğunu yakmaz, Allah da yakmaz. O şefkatin ifrat modu. Annenin tefrit, şefkati nedir? Çocuğunu çöp tenekesine atar. O da tefrit. Vasatı nedir? Allah verdiği değer kadar değer vermektir. Ha? Şimdi diyor ki aklın ifratıyla, ha şunu diyecek, onun için heyecanlandım. Her şeyin ama, her duygunun üç modu var. Tefrit, vasat, ifrat. Her şeyin ama, her şeyin ifratı şeytandan, her şeyin tefriti nefse emareden, her şeyin vasatı vahiden. Her şeyin. Peki gavurun Kur'an'a tabi değil, vasatı yok adam. Ya ifrattadırlar, ya tefrittedirler. Tamam. Gavurda akıl yoktur. Çünkü Kur'an akla vurgu yapıyor. Zekidirler. Tamam. Gavurda vicdandadır irade. İradeleri aktif değil, ihtiyarları aktif. Her şeyin bir daha, her şey, fesatı istersen yazayım. Her şeyin, her şeyin, her şeyin ifratı şeytandan, dan, her şeyin tefriti nefsi emmareden her şeyin vasatı mesaili ne diyor da oku. Mesaili imanı. Yok. Neredeydi o? Mesaili İslam. Ha, mesaili şeriat. Mesaili şeriat. Bu fiiliyatımız. Eylemlerimiz. Ve iç alem sünneti seniye. Seniyeden bu nerede anlatır? Bunun dışında Lemalar 54, ha 55 mi diyor? Lemalar 54'te şöyle der. Okyanustasınız, bu ben söylüyorum hikaye şey filmi. Okyanusta sahil gözükür mü? Gözükmez. Hangi yön doğru? Pusula yok. Hiçbir rüzgar doğru değildir. İşte böyle bir yerde pusula neyse, bu dünya denizinde, bu hayat denizinde, sema dalgasında sünnet-i seniye hayatımızın pusulasıdır. Neye ne kadar değer vereceğiz? Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin yaptığının yolu. Ondan sonra okuyayım şunu. Aklın ifratıyla, bakın aklın İfrati, aklı kontrolü şeytana geçiyor. Aklı çalıştırmamayla kontrolü nefse emareye veriyorsun. Derse gelmiyorsun, kitap da okumuyorsun. Yapıyorsun işini, aklını nefse emareye verdi. Kitap okuma. Bak şimdi böyle bir dünya var mı? Adam Kur'an okumuyor, Risale okumuyor. Kendine katkı yapmıyor, yeni bir şey öğrenmiyor. Saldım çayıra, mevlam kayra, ondan sonra diyor ki sıkılıyorum. Niye sıkılıyorum? Ha hakikaten mi ya? Eğer İslamsız bu dünyada mutluluk olsaydı, İslam'ın gelmesinin mantığı olur muydu? İslam neye var ki? Eğer İslamsız mutlu olacaksa ben de bırakırım. Ben niye külfete gireyim? Kur'an okuma, namaz kılma. Ondan sonra kendine katkı yapma. Niye sıkılıyorum? Hakikaten mi? Korkunu gidiyor. Eğer aklı kullanmasanız, aklınız otomatik nefse emare kullanıyor. Uşkuluğa ve medyaya bağlıdır. Eğer şeytan kullanıyorsa ifrattadır, her şeyin olumsuzluklarını varı yok gösterir. Peki eylem nedir? İfrat. Vesvese yapar. Var olan eylemi, imanı imansızsın der. Abdesti ya abdestlisin der. Guslu yıkadı, fiski arkadan şey yapmış, arka yıkanmamıştır. Ulan istesen kuru kalmaz lan. Tefrin edilir. Yani guslu icabet ettiği halde yıkanmaması. Ya da oldum mu olmadım hiç. Yani öyle, al öyle, kalan abdesti, elçe, su döküldü, neyse o. Ötekisi de saatlerce yıkamak, ifrat. Tefrit de böyle tut, çık. Sanki yıkamayı anlamak bir şey. Aklını sünnet-i seniye ve mesail-i şeriatla hareket ettirmenin hikmetle teslim etmiş olursun,
ve istikametine koymuş olursun. Bitti. Aklın vasatı hikmettir. Nasıl anlarız? İstikametlisi. İhtina sıratan müstakif. Nedir? Buna koyuyorsun. Peki adalet neydi? Bitti bak görüyorsunuz. Adalet çok. Bak. Kuvve-i ders bitti. Kuvve-i akliye. Akliyenin kuvve-i gadabiyenin kuvve-i şehebiyenin vasatı, vasatları. Şöyle yapayım. Tefriti, tefritleri, vasatları, ifratları. Hemen yazıyoruz, kesiyoruz. Sana bu dişi Lazca unutma. Dişi ne? Dışı. Ha nerede? Dişi o. Devre dışı. Ha nerede? Nerede? Hem önde mavi. Sen bana... Ha. Aferin. Lazca. Tabii onu düzelttin ya. Lazca olmuş. Aynen. Kuvve-i akliyenin tefriti nedir? Gabavet mi? Akliyenin mi? He. Evet. Peki vasatı? Vasatı hikmet. İfratı? Cerbeze. Onları düzeltin ya. Peki kuvve-i gadabiye? Korkulmayan şeyden de korkar. Cebanet. Cebanet. Bak. Yani korkulmadığı gereken yerden de korkuyor. Korkulmaması lazım ya. Peki her şeyden korkar? Tehevvür. He? Tehevvür. Her şeyden. Bak her şeyden korkar Cenab-ı Hak. Hiçbir şeyden korkmaz. Tehevvür. Peki kuvve-i şehriye helalin haramine hiçbir arzu yok. Humud. Her şeye helal haram denemez. Hiçbir kural tanımaz. Fucur. Peki kuvve-i gadabenin vasatı nedir? He? Şecaat. Şecaat. Kuvve-i şehriye bir tanesi dedi. İffet. Şimdi bak, ustad ne diyor biliyor musun? Şunların toplamına adalet demiş. İşaret-ül İcaz, sayfa X. 20'di galiba. 23. Öbürü ne oluyor sana? 23 mü? 23. Adalet öbürü ne oluyor, öbürleri? Ha, öbürleri ne oluyor? Ne güzel geçiştiriyordum. Peki burada ne vardı? Zulüm. Bak. Zulüm şey ne oluyor? Fesat. O tarafa daha iyi gitmiyor. Fesat. Zulüm yani fesat. Doğru, doğru. Fesat, fesat. Fesat çıkıyor. Fesat. Ya. Adaletli kimmiş? Hikmet eyli, şecaat eyli, iffet eyli. Koy tencereye, üçünü karıştır, bu adalet. Tefritte zulüm çıkıyor, ifratte fesat çıkıyor. Evet, fesat. Yani fesat, aldatmak var, eylem pek yok. Eylem yok, eylem burada. Eylem de aslında şeytanda ama fesat var ya böyle, fesat unsuru olur. Yani eylemde fesat yapıyor, şeytan. Sistem bozuyor. Evet, sistemi. Sistem bozuyor. Yani bu ikinci en büyük zulüm kendisini yapıyor. O sistem çalıştırmıyor. Evet. Tebrikte çalıştırmıyor. Peki. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Cenab-ı Hak bu hakikatle aklanmayı, kusurlarımızı da niyetimize göre muamele etsin. Cenab-ı Hak adaletiyle değil, merhametiyle muamele etsin. Hakkı hak bilmeyi, hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan iştinab etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, kime söz verdik? Onların, üzerinizde kimlerin hakkı var? Usul ve furularımızdan, dostlarımızdan hepsinin
iştirak-ı amali uhreviden hisselerini ziyade eylesin. Amin. Cenab-ı Hak talebi ulum unvanıyla ahirete şehit olarak girmeyi, teris olmayı, mefte mazar etmeyi nasip eylesin. Ve ahir davahu menil hamdülillah rabbil alemin. Fatiha. Akılsız, akıllı, zeki yazmıştık o üç bölüm var ya. Nerede abi söyle? O zulümün altına zulüm var ya zulüm. Şu. Ha, onlar yoktu. Ha, oraya en başta akılsız zulüm var ya zulüm. Oraya akılsız, ortaya akıllı, diğer tarafa da buraya zeki yazmıştık. Ne yazmıştık? En başta akılsız. Şuraya mı? Oraya zeki. Zulümün altına akılsız. Şuraya? Akıllı, akılsız, akılsız. Akılsız. Akıllı. 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 Zeki. Diğer tarafa zeki. Ha harika. O akılsız atmak değil mi abi? Zeki, aklı devre dişi yapıp, aklı devre dişi yapan zekavet. Akılsız zeka, ifrattadır. Ahmaklık? Çok doğru yerlerde. Çok acayip. Ahmak. Evet. Ahmak nedir? Akılsız adam ahireti düşünmediği için zulmediği. Ahmak yani. İşte ha. Ahmak nedir? Basmıyor. Yani o komut ahmaktan geliyor. Hamakattan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Hamakattan tahammuk etmiş. Akılsız. Ahmak. Koyayım. Ahmak. Ahmak. Kalsın diyeceksin ama yani. Ona da beğenmedim. Sersem diyor zaten onun için. Sersem. Bunlar karşıdan. Siz aşk koy. Akıllı, zeki, deha. Yani ama aklı dışında görüyor musun? Bu zulmet de olur Hasan abi, bu tefritli zulmet. O zalim. He zulmet, zulmet burası kendine. Zulmet, bu da zalim. Zalim ha, karşı zalim. Ha. Zalim, karşıya şey yaptır, zalim. Zulüm, zalim, evet. İsmi fail. Eylemde. Eylemde yani, güzel. Zalim. Ama kendisi zulüm hatta. Şu kafir örtmüş, örtteki Müslüman, sağdaki de münafık gibi. Şimdi ne anladık biliyor musun? Bunu okuduğumuz zannediyoruz. Bir şey öğrediğimizi zannediyoruz. Ne? Aslında bu ders üzerindeki battaniyeleri kaldırıp soyulmaktır. Bize giydirdikleri okulda, ortaokulda, lisede, üniversitede peygamberimiz neye ümmidir denmiş. Siz zannediyor ki Müslüman okuma yazması olmayan. O birinci manası. Esas nedir? Hiçbir öğretmen, muallim ona bir şey giydirmemiş. Zanları takmamış. Anasından doğma gibi arı duru, saf, temiz. Onun için ümmi elbise giymemiş. Giydirilmemiş. Biz bu derslerle ders öğrendiğimizi zannediyoruz. İlk önce aslında üzerimizdekileri atıyoruz. Bunu öğrendik değil. Aynaya bakıyorsun. Saçı bunu düzeltiyorsun. Sen bunu düzeltmen lazım. Bunu niye düzeltiyorsun? Buraya bakıp burayı, ha bu derslerde buraya bakıp burayı düzelt. Tekrar el Fatiha.